Hadi bakalım. Hepsini öğrenşik. Değerli konuklar, e-fatura, e-defter, entegrasyon ve arşivleme çözümleri konulu seminerimize hoş geldiniz. Luka ve LukaNet Ürün Müdürü Cenk İçer ile Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Entegratörü İşnet İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Akgöz'ün konuşmacı olarak katıldığı bugünkü seminerimizin faydalı geçmesini umuyor. Açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'i kürsüye davet ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın ev sahipliğinde gerçekleşen e-fatura, e-defter, entegrasyon ve arşivleme çözümleri konusunda düzenlemiş olduğumuz seminerimize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi tüm kurullarım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Luka ve LukaNet Ürün Müdürü Cenk İçer ile İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Aksöz'ün sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde elektronik fatura, elektronik defter, entegrasyon ve arşivleme çözümleri konularında ayrıntılı bilgiler edineceğiz. Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklarımıza söz vermeden önce kısaca Aralık ayında gündemde olan konularımız ve etkinliklerimizden bahsedeceğim. Öncelikle Aralık ayında yoğun bir süreç yaşıyoruz. Defter tasdiklerine henüz sıra gelmedi. Yani o da önümüzde. Bu dönem birinci sınıf işletmelerin herhangi bir odaya kayıtlı olmaması halinde tasdiklerin yapılmayacağı konusu yine önümüzde. Bu konuyu aşmaya çalışıyoruz. Ama buradaki direnç tabii ki hem işletme sahibinin herhangi bir odaya kayıt yapıp herhangi bir maliyete katlanmamak adına yapılıyor. Bunu aşma noktasında eğer son ana kadar ikna olmazsa Noterler Birliği bu defterleri tasdik edemeyeceğiz. O sebeple şimdiden bu durumda olan arkadaşlarımız işletmelerin ilgili odalara kayıt konusunda çalışmalarını tamamlasınlar. Bir diğer konu işte akşam TÜRMOB'dan mesajı aldınız. TÜRMOB bunu biz de çok önce başvurusunu yaptık. Görüşmeleri yapıyor ama bu görüşmelerde görüşme tarafı yani Çalışma Bakanlığı diyor ki açıklama yapmayın şu ana kadar. Ya da biz size bildireceğiz diyor. İşte son gün herkes uğraştı. Dün 500-600 kişi vardı Sosyal Güvenlik Kurulu'nda sırada. Ve işte bir gün kala akşam mesaj geldi ve bu mesajla yine bu sorumluluktan kurtulmuyoruz ama herhangi bir idari para cezası kesilmeyeceği yönünde bir şey var. Bu bildirimleri yine kısa zamanda yapmanızı öneriyorum. Bu angaryalar ne zaman sona erecek? Evet, kolay kolay sona ereceğe benzemiyor. Yani tüm her şey elektronik ortamda olduğunda artık kağıt ortamında bir şey vermemiz gerekmediği bir yerde belki büyük oranda bu kırtasiyeden kurtulacağız. Ama ne yazık ki en fazla faydalandığı meslek camiasından bu kadar eziyeti, bu kadar iş yükünü bize yüklemesi gerek Maliye Bakanlığı, gerek Çalışma Bakanlığı bunu anlamış değil. Bununla ilgili biz sizin adınıza tüm talepleri, itirazları yapıyoruz. Bunu bilmenizde fayda var. İşte yine önümüzde bir iki konu daha var. Sanayi sicil belgeleri. O konuda bir çalışma yaptık. Sürenin yetmeyeceği ve bu sebeple de süre uzatımı talebinde bulunduk direkt bakanlığa. Gerekli görüşmeleri burada il müdürlüklerinde yaptık. Bir takım esneklikler istiyoruz. İşte oradaki anketin kaldırılmasını istiyoruz. Kodlarla ilgili dün sizlere mesaj geldi. Onu Excel ortamında kodları odamızın sitesinden alabilirsiniz.
Ama bu kısa zaman içerisinde 5000'i aşkın firma var Bursa'da. Sanayisici belgesiyle ilişkili. Bu kurum yetkililerinin verdiği rakamdır. Bunları tamamlamak çok kolay olmayacak. O sebeple biz uzatma talep ettik. Ama buna güvenmeyin. Yine bence o uzatma bilgisi gelene kadar siz üretimle ilişkili olan firmalarınızı mutlaka işte küçük işletmeler dediğimiz 10 işçinin altında ve 1 milyon TL cironun altında olanlarla ilgili çalışmalarınızı yapın. Bir an önce kuruma verin. Ama bizim uzatma talebimiz gerçekleşirse ki ne yazık ki kurumlar bu tür uzatmaları da son gün, son dakikada yapıyorlar. Ondan sonra da çok fazla zamanımız kalmıyor zaten. İşte bununla ilgili gerekse ticaret sicil işlemleriyle ilgili bir MERS'iz uygulamaları sıkıntımız var. Ve ticaret sicil artık tüm işlemleri e-işlem şeklinde gerçekleştiriyor. Onunla ilgili de yarın saat 2'den başlayan yaklaşık 4.5'e kadar sürecek olan iki ayrı bilgilendirme toplantısı olacak. Biz bu toplantılarda ilgili kurumların uygulamaya yönelik yani önemli soruları cevaplamasını, yani bize yoksa o angaryayı tekrardan bildirmesi için çağırmıyoruz. Orada sizlerin sorularını ve olabilecek bir takım kolaylaştırıcı şeyler olabilirse, işte istenilen evraklarla ilgili bir takım eksiltmeler olabilirse bunu zorlamaya çalışıyoruz. Ve de işin vehametini göstermeye çalışıyoruz. Diğeri gibi o kurumlar da ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Dün arkadaşlarımız işte sosyal güvenlik kurumunda onlarca evrakı götürüyorlar. Bir klasör evrakı, bir mali müşavir götürüyor. Ve sadece telefonları alıp geri gönderiyor. Evet, yani bu konularda çalışmalarımız devam edecek. Şu anda bilhassa internet ortamında ve sosyal medyada gündemde olan bir başka konu daha var. Bu da sorumluluk meselesi. Bu konunun peşindeyiz arkadaşlar. Bu sorumluluk konusunda bir yönerge var. Bu Maliye Bakanlığı'nın TÜRMOB'a gönderdiği yönerge. Olduğu gibi odalara göndermiş. Bu konuda çok bol keseden atan arkadaşlarımızı da görüyorum. TÜRMOB'un bu konuda bir dahli yok. Olduğu gibi bize göndermiş. Önerilerimizi istiyor. Onun için bunu kabul etmiş falan değil kimse de. Bununla ilgili gerekli mücadele var. Biz burada bir çalıştay yaptık. Çalıştayda yelek hukukçu arkadaşlarımızı gerekse konuyla ilgili yıllardır maliye ile davalaşan arkadaşlarımızı, bu konuda birikimi olan üniversiteden hocalarımızı getirdik. Burada bir çalıştay yaptık. Öncesinde hakkında sorumluluk yazılanlarla ilgili toplantı yaptık. Ve bununla ilgili davaları kazanan arkadaşlar ben dahil olmak üzere bireysel olarak ilgili vergi müfettişlerin keyfiyetle sorumluluk yazan, yani herhangi bir mali müşavirin eksiği ve suçu olmadan, ortada herhangi bir kanıt olmadan yazılan sorumluluklarla ilgili davaları kazanan arkadaşlar ilgili vergi müfettişlerini keyfiyetten dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Yani bunun ardından da VDK'ya şikayet edeceğiz ilgili vergi müfettişlerini. Bu süreç devam ederse vergi dairesinin önünde tüm üyemizi davet edeceğiz. Bu sorunumuzu kamuoyuyla paylaşacağız, basın açıklaması yapacağız. Yani bu konularda mücadele etmediğimizi, gereğini yapmadığımızı düşünmeyin. Mücadelemiz devam ediyor ama bize yakışır demokratik ve hukuk kuralları içerisinde basitten karmaşığa, farklı eylem biçimlerini de gerekirse ortaya koyacağız. Bu konuda sizleri bilgilendirmek istedim. Evet, yoğun bir program etkinliğimiz var. Saat 15'te 12. dönem 4. olağan oda meclis toplantımız. Bu toplantıdan, bu seminerden sonra devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü odamız Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Gelir İdaresi'nin işbirliğinde
birinci ulusal mükellef hakları sempozyumunu gerçekleştiriyor. BTSO konferans salonunda sabah 9.30'da başlayacak cumartesi günü. Ve sempozyumda açılış konuşmalar arasında benim de açılış konuşmam var. Ayrıca akşam saat 3.15.30'da başlayıp 17.30'a kadar devam edecek olan bir panel var. Yine meslektaş sorunları ve genel kellep sorunlarıyla ilgili bir panel olacak. Orada da panelist olarak yerimizi alacağız. Ardından 17 Aralık 2014 Çarşamba günü yeminli mali müşavir İbrahim Değirmenci'nin eski dönem disiplin kurulu başkanımız TÜRMOB'da sunumunda gerçekleşecek olan inşaat sektöründe muhasebe ve vergi uygulamaları konusunda bir seminer düzenleyeceğiz. O da binamızda gerçekleşecek olan seminerimiz meslek mensuplarımıza ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye'de konusunda en iyilerden birisidir. Ve bu seminerden faydalanmanız için mutlaka kendiniz ve yakın meslektaş arkadaşlarınızı buraya davet edin. Seminerden faydalanmanızı tavsiye ediyorum. 18 Aralık 2014 Perşembe günü de Karacabey Meslek Yüksek Okulu'nda öğrencilere yönelik meslek etiği eğitimi düzenleyeceğiz. Bir etik kurulumuz var. Bu kuruldaki arkadaşlarımız olacaklar. Ayrıca TESMER'den TESMER Saymalı Emine Hanım, Emine Kırcı ve TESMER Burta Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Özsoy sunum yapacaklar. Etkinlik programımız 19 Aralık Cuma günü odamızda düzenleyeceğimiz ruhsat töreni ile devam edecek. 135 meslektaşımıza belgelerini sunacağız. Bu etkinliğe sizleri de bekliyoruz. Yani tüm üyemize tabii ki mesaj atmıyoruz ama bu etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlarımızı 19 Aralık Cuma günü saat 19'da katılmak isterlerse buraya bekliyoruz. 20 Aralık Cumartesi günü ise TÜRMOB Denetim Kurulu Başkanı Sayın Yeminli Mali Müşavir Nazım Anıl'ın sunumunda gerçekleşecek olan dönem sonu işlemleri yeni TTK'da muhasebe ve vergi uygulamaları konulu seminer ile devam edecek. 25 Aralık Perşembe günü akşamı da bir tiyatro oyununda buluşacağız. Odamızın Sosyal Yardımlaşma Kültürel Etkinlikler Komisyonu'nun organizasyonunda Ekim Tiyatrosu'nun Uğur Mumcu sahnesinde saat 20'de sahneleyeceği Aykırı İkili adlı tiyatro gösterimini izleyeceğiz. İlgi duyan arkadaşlarımız odamızdan davetiyeleri temin edebilirler. Evet, böyle etkinliklerimiz var. Aralık ayı çok yoğun bir ay ama ne yazık ki biz de ilgili konularda eğitimler yapmak zorundayız. Bu etkinliklerde yoğun katılımınızı bekliyor ve meslek mensuplarımızı, siz değerli konuklarınızı, odamızın önümüzdeki süreçteki tüm etkinliklerinde yoğun bir katılımla yer almalarını bekliyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bugünkü seminerimize katılarak bilgi birikimlerini bizlerle paylaşacak olan Luka ve LukaNet Ürün Müdürü Cenk İşer ile İşnet İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Aksözen teşekkür ediyor. Faydalı bir seminer olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, değerli katılımcılar, herkese saygılarımı sunuyorum. İsmim Cenk İçer, Luka Mali Müşavir Paketi ve LukaNet Ürün Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere anlatacağım şey esasında bir dönüşüm işlemleri, olayları ve bu işin içerisinde tam da bu meslek camiası var. Çünkü bugün konuşacağımız konular e-fatura, e-defter, kayıt saklama, e-arşiv konuları. Dolayısıyla sunumda öncelikle size bir güncel rakamlardan bahsetmek istiyorum. Nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz, görmüş oluruz. Hem de esasında bunlar çok farklı şeyler ama meslek mensuplarından aldığımız geri dönüşlerde bunların çok karıştırıldığını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu güncel rakamlar esasında bunların çok farklı olduğunda sayısal olarak ifadeler olmuş olacak. Daha sonra yeni TTK'nın bu e-defter, e-fatura dışında da 2015'te nelerle karşılaşacağız? Onlarla biraz konuşuyor olacağız. Onlar hakkında biraz bilgilendirme yapmış olacağız sizlere.
Daha sonra e-fatura, e-defter, kayıt saklama, e-arşiv konularına geçebiliriz. Burada size baştan itibaren bir mevzuatı hızlıca ve kısaca geçeceğim. Ama burada daha çok son değişiklikler üzerinde duracağız. Ve uygulamada siz neler yaşayacaksınız, neler başınıza gelecek ya da neler yapmanız gerekiyor, bunlara da değiniyor olacağız. Daha sonra bir ara veririz. Bir 5 dakika, 10 dakika kadar ara veririz. Ara sonunda geldiğimiz zaman size mevzuat tarafında anlatamayacağım, yani sözlü olarak anlatamayacağım ama ekranlar üzerinden anlatabileceğim konular olacak. Bunları Luca uygulamaları üzerinden de gösteriyor olacağım. Daha sonra iş biraz kapsamlı bir iş. Bugün e-defter dediğimiz, e-fatura dediğimiz işler biraz kapsamlı işler. Kolay işler değil esasında. Her şeyi bırakın, bir döngüsü var bu işin. 12 aylık bir döngüsü var. İşte yılda bir defa yaptığınız işlemleri 12 parçaya bölerek yapıyorsunuz. Dolayısıyla orada gerekli bazı iş güçleri lazım. Size bunları daha da kolay yapabileceğiniz diğer projelerimiz neler? Bunlar hakkında da biraz bilgi veriyor olacağım. Daha sonra da sunum içerisinde sürekli özel entegratör lafını duyacaksınız. Bu özel entegratör çok önemli. Bundan sonra bu zamana kadar olan özellikle e-fatura, e-arşiv tarafında çok önemli bir konu ama bundan sonraki süreçte de çok fazla duyacağız. Dolayısıyla bizim birlikte çalışmış olduğumuz İşnet üzerinde duracağız. Fakat İşnet sadece bir özel entegratör değil, diğer ürünleriyle hakkında size neler kazanacaksınız, sizler bu çalışmadan ne gibi faydalar sağlayacaksınız, onlar hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. Dolayısıyla da o kısımda da Ayhan Bey'e sözü veriyor olacağım. Şimdi efendim, sayısal büyüklüklere gelelim. Yaklaşık 1-2 gün önceki rakamlar ama bir kişi ya da bir firma ya da iki firma değişiyor. Çok fazla değişmiyor burada rakamlar. Şu an için 19.415 tane firmanın e-fatura kullandığını görüyoruz. Yaklaşık 10 tane de kamu kuruluşu sistemin içerisinde. Şimdi ben sunum sırasında sizlere bazı mali kriterlerden bahsedeceğim. Bu e-fatura, e-deftere geçmekle alakalı. Bunların hepsi 2011 yılında kaldı. Yeni bir kriter açıklanmadı. Ama sisteme geçişlerin büyük bir kısmı bu kamu kurumları sayesinde olacak. Belki ileride göreceksiniz, büyük kamu kurumları sistemin içerisine girecekler ve onlarla siz iş yapmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka e-fatura geçmek zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla belki bir mali kriter gelmeyecek ama yeni kamu kurumları sebebiyle de sisteme girişler böylelikle sağlanmış olacak. 36 tane özel entegratörün sistemde yetki aldığını görmüş oluyoruz şu an itibariyle. 29 tane şirkette e-fatura ile ilgili saklama hizmetiyle ilgili yetki aldı. 12 şirkette e-arşiv yetkisi almış durumda. Şimdi bakıyorsunuz sayılara, zaten bunların çok farklı şeyler olduğunu da bu rakamlar bize göstermiş oluyor. Şimdi yasal dayanaklara bakacak olursak 6102 sayılı kanundan gelen bir süreç bu. Arka arkaya 6102'de bu elektronik işlemlerle ilgili kanunları görmeye başladık ve arka arkada tebliğler gelmeye başladı. İlk olarak Vergi Kanunu 213'ü gördük. Bu e-defterle ilgili bir kanundu. Kimler e-defter kullanabilir, nasıl kullanılabilir, bunların çerçevesi çizilmişti. Daha sonra da bir sıra numaralar elektronik defter genel tebliğ yayınlandı. Bunlar muhasebe yazılımları içinde. Bir elektronik defter nasıl hazırlanır, ne gibi şartları vardır, tamamen bunların belirlendiği teknik bir şartlarla olarak düşünebilirsiniz esasında. Daha sonra arka arkaya hep e-faturayı gördük. 397 ile başlayan süreçte e-faturayı kimler kullanır, bunlar belli oldu. Yöntemlerin ilk aşamaları belli oldu. Daha sonra da e-fatura kullanımı büyük firmalarda olduğu için baktılar ki firmalar çok güzel kullanılıyor. Dolayısıyla bazı sektörlerin de sisteme girmesi gerekiyordu. Vergi Kanunu 416 ile bunlar geçilmiş oldu. Bunların hepsine değineceğiz. Daha sonra da Vergi Kanunu 421 aslında uygulamanın işleyişiyle ilgili önemli bir tebliğ ve bu da böylelikle mevzuat hayatına girmiş oldu. Şimdi hepsine bakıyoruz. Bunların hepsi çok güzel. Bu tebliğler, kanunlar çok güzel ama bunlar niye var? Gelir İdaresi'nin yapmış olduğu ya da Başbakanlığı'nın yapmış olduğu iki tane eylem planı var. Bu eylem planlarından bir tanesi kaçakçılıkla mücadele eylem planı, bir tanesi de kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planı, stratejisi eylem planı. Şimdi bu kanunlar, tebliğler vesaire niye yapılıyor, bunları tek tek buralarda görüyorsunuz. Bunlardan da en önemlisi şu en aşağıdaki kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı. Bu ilk yayınlandığında açtık baktık bu nedir diye. Şimdi bugün konuşacağımız her şey burada madde madde yazıyoruz. Biz de zaten ürünlerimizi geliştirirken sektörün nasıl gideceğini hep buralarda görmüş olduk. Zaten sunumum da size hep bu kayıt dışı ekonomi mücadele stratejisi eylem planının maddeleri üzerinden hareketle anlatıyor olacağım. Siz de göreceksiniz. Peki neler var e-fatura defter dışında, neler göreceğiz? Öncelikli olarak KEP'i göreceğiz. Aslında şu an için anonim şirket ve limited şirketlerde biliyorsunuz elektronik tebligat zorunlu. Fakat kullanılmıyor. Hala kağıt ortamında almaya vermeye devam ediyoruz tebligatlarımızı.
Fakat günün birinde size bir tebligat gelecek. Diyecek ki, lütfen bize CAP adreslerinizi gönderin diye. Bu adresleri aldıktan sonra kurumlar sizinle artık yazışmalarınızı elektronik ortamda gerçekleştirecekler. Artık kağıt ortamında herhangi bir tebligat almayacaksınız. Böylelikle zorunluluk başlamış olacak. Yine bugünkü konularımız e-defter, e-fatura, e-imza, hepsi bunlar bir bütün. E-genel kurulu göreceğiz önümüzdeki dönem. Bunlar da Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın yaklaşık 5-6 ay önce bizzat kendi denemelerini yapmış olduğu bir uygulama. Onu da önümüzdeki dönem görüyor olacağız. Peki gelir dersi buralarda neyi hedefliyor? Biz elektronik e-fatura ile uğraşırken gelir dersinin hedefi ne? Bugün konuştuğumuz her şeyi dün kağıt ortamında yapıyorduk zaten. Kağıt ortamında fatura, kağıt ortamında defter, kağıt ortamında beyanname. 2004'ten itibaren bir elektronik dönüşüm yaşamaya başladık. Ben mali müşavirim. 2004 yılında e-beyanname çıktığı zaman kimse kullanamıyordu. Java'yı yükleyemiyorduk, beyannameyi gönderemiyorduk. Alıyorduk birbirimizin kasasını, işte diyorduk ki telefon açıyorduk. Ya ben işte bilgisayarıma yükleyemedim, gel şu beyannameyi gönderelim diye. Kasayı alıyordu arkadaş, geliyordu, birlikte işte beyannameyi doldurup gönderiyorduk. Gelir dersi buradan vazgeçti mi? Vazgeçmedi. Şu an için 32 tane beyanname elektronik ortamda gönderiyorlar biz. Süreç de aynı şekilde devam ediyor. E-faturadan vazgeçmedi gelir dersi. Yeni bir açıklama geldi e-defterle ilgili, ertelenmesiyle ilgili. Kesinlikle erteleme yok. Dolayısıyla bu süreçler devam edecek. Gelir dersi burada kesin kararlı. Peki yarın ne olacak? Şimdi elektronik fatura diyoruz, gelir dersi başkanlığı üzerinden giden bir sistem. Elektronik defter, şimdi anlatacağım, çok kolay denetlenebilir bir yapısı var. Her şey artık çok kolay bir şekilde elde edilebilir durumda. Peki ileride ne olacak? Aynı kiralarda olduğu gibi karşınıza hazır beyannameler gelecek. KDV beyannameniz hazır bir şekilde gelecek. Siz kontrol edeceksiniz, tamamsa onaylayarak devam edeceğiniz bir süreci yakında hep birlikte görüyor olacağız. İşte yasal dayanaklarda özellikle altını çizmiş olduğum bu kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi, eylem planı bu. Burada 5. maddede diyor ki, akaryakıt, madeni yağ, tütün ve alkol sektörlerinden başlamak üzere elektronik fatura ve elektronik defter kullanımı yaygınlaştırılacak. Şimdi bu kayıt dışı ekonomi mücadele stratejisi eylem planında 5. maddeye baktığımız zaman aslında e-fatura ve e-defteri gördük. Sektör de belliydi aslında. Daha kriterler belli olmadan buradaki eylem planından belliydi ne hangi sektörler olacağı ve gelir dersi başkanlığı yetki verildi. Arka arkaya da bu sektörlerle ilgili kriterler çıkmaya başladı. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu sektörler tamam. Ama aşağıda diyor ki elektronik fatura ve elektronik defter kullanımı yaygınlaştırılacak diyor. Zaten Maliye Bakanlığı'nda yaklaşık 2-3 hafta önce, 2 ya da 4 hafta önce falan bu bütçe görüşmelerine dayanak oluşturmak üzere gider bütçesinde yer ayırdılar. Bu elektronik fatura ve elektronik defterin yaygınlaştırılması için Gelir Dersi Başkanlığı yatırım yapacak dedi. Ve hedeflerini koydular. Önümüzdeki dönemde 100 bin gibi rakamları hedeflemekte Gelir Dersi Başkanlığı. Gelir Dersi Başkanlığı bu eylem planından aldığı yetkiyle beraber aslında ilk olarak e-defterle ilgili tebliğleri çıkarttı. Ama kronolojik olarak anlatmak gerekirse böyle. Ama e-faturadan e-deftere bazı atıflar yapmak gerekiyor. Dolayısıyla sunumuma öncelikle e-faturadan başlayacağım. Şimdi e-faturaya bakıyoruz. Biz öncelikli olarak e-fatura nedir konusunu Vergi Kanunu 397'de gördük. Açtık, nedir bu acaba? Tamam fatura ama bir elektronik kavramdan bahsediyor. Tebliğ şunu söylüyordu. Diyordu ki faturada yer alması gereken bilgileri kapsar, elektronik kayıtlar bütünüdür der ve değişmezliği mali müdür ve e-imza ile sağlanır der. Şu an kullandığımız faturadan farklı bir şey değil. Biz ne yapıyoruz? Faturada yer alması gereken bilgiler ne? İşte tarih var, irsaliye numarası var, cari adı var, stok adı var, vergiler var, tutarlar var vesaire. Peki kaşe işini nasıl yapıyoruz? Kaşeliyoruz faturayı, bunu da mali müdür ya da e-imza ile yapıyoruz. Dolayısıyla şu an kullandığımız faturadan farklı bir şey değil. Zaten e-fatura kullananlar da bilirler ki tamamen uygulama bunun üzerine ilerlemekte. Peki kimler kullanacaktı? Tamam, biz zannediyorduk ki eylem planına baktığımız zaman belli sektörler. Öncelikli olarak Gelir Dersi Başkanlığı bu büyüklük sebebiyle anonim şirket ve limited şirketler kullanabilir dedi faturayı. Ama büyük firmalar faturayı o kadar çok sevdiler ki e-faturayı. Çünkü o kadar kolay bir faturalaşma süreci var ki mal teslimi sırasında vesaire çok kolaylaştırdı işlerini. Tabii finans hareketleri de hızlandı. Arkasındaki bayilere dediler ki siz de e-faturaya geçin. Aynı kamu kurumlarının ileride yapmayı planladıkları gibi. Baktılar ki orada gerçek kişilerle ilgili sıkıntı var. Onlar geçemiyorlar. Birçok bayi de gerçek kişi. Hemen Vergi Kanunu 416 ile beraber buradaki değişikliği yaptılar ve gerçek kişilerin de e-fatura kullanmasının yolu açıldı ve sektör büyümeye başladı. Biz zannediyorduk ki
bütün bu maden, yağ, tütün, alkol sektörleri çünkü bizim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani e-fatura, e-fatura, e-fatura dedikleri şey bu kadar sektör olmaması gerekiyordu. Ve tanım şöyle geldi. 5015 sayılı petrol piyasası kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 4760 sayılı özel tüketim vergisi 3 sayılı listedekileri malları imal inşa eden firmalar e-fatura kullanacak dedi. Ve gelir vergisi 58 nolu sirküleri yayınladı Gelir İdaresi Başkanlığı. Altta da 2 tane Excel vardı. Açtık baktık, birisi petrol piyasası kapsamında maden yağ lisansına sahip olanlar, bir tanesi 4760'a tabi olanlar. Sayıya baktık, 2600. Hayal kırıklığımız daha da arttı. Yani e-fatura 2700 tane firma mı kullanacaktı? Ama orada şöyle bir madde daha var. Diyordu ki, eğer diyordu 2011 yılı cironuz 25 milyon ve üstündeyse ve gittiniz 5015 sayılı petrol piyasası kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan bir firmadan bir mal aldınız. Ne aldığınızın da hiçbir önemi yok. İster kola, sakız, ne olduğu hiç önemli. Miktar, cins hiç önemli değil. Hizmet olmasın yeter. Mal aldıysanız siz de e-fatura geçeceksiniz dediler. Aynı şeyi özel tüketim merkezine tabi olanlar için söylediler. Eğer 10 milyon üstündeyse siz de e-fatura geçeceksiniz dediler. Ve rakam birdenbire 20 bin gibi rakamları bulmuş oldu. Peki her şey güzel. Kimin kullanacağı belli. Kriterler belli. Ne zaman başlayacağız? İlk açıklama 1 Eylül 2013 oldu e-fatura için. Tarih geldi, biz e-faturayı göndere basıyorduk. Ya da işte faturayı imzalaya basıyorduk. 5-10 saniye sonra imzalamayı yapıyordu. Hatta ayın 20'si, 23'ü olduğu zaman bu fatura süreleri, yani faturalaşma miktarları artmaya başladıkça bir basıyordunuz faturayı göndere, ertesi gün sisteminde oluyordu karşı tarafın. Dolayısıyla teknik sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda. Pek çok kişi kullanamadı. İlk açıklama geldi. Dendi ki, 31.12.2013'ü uzattık dediler. Özellikle özel entegratörlerin de sisteme girmiş olmasıyla beraber bu tarihe uzatılmış oldu. Sonra bir uzatma daha geldi ama ondan tebliğden bahsederken konuşacağız. Peki hedefler ne zaman kullanılacaktı? Gelir İdaresi Başkanlığı dedi ki 2014 yılı itibariyle hedefler kullanacak dendi. Ama 31.12.2013 gelmişti. Daha e-faturada teknik süreçlerle ilgili sıkıntılar devam ederken hedeflere geçmek tam bir intihar olurdu. Dolayısıyla orada da bazı uzatmalar gelmeye başladı. Ondan da bahsedeceğiz. Ama ne değişmedi? Eğer dedi siz dedi defterinizi kendiniz geliştiren bir firmaysanız siz 1 Eylül 2014 itibariyle bütün test süreçlerinizi tamamlayıp hedeflere başlayacaksınız dediler. Ve özel hesap dönemi olanlar için de yine 2014 dönemi son dönem oldu. Bir de kaza eseri başvuruları yapanlar için oldu. Şimdi ben anlatacağım. Sisteme giriyorsunuz, başvurunuzu yapıyorsunuz. Hangi aydaysanız hiç önemli değil. Mütakip ayın birinci günü sizi hedeften mükellefiyeti yapıyor. Bazı haklarınız var ama bazı firmalar yanlışlıkla müracaatlarını yapıp hedeflere geçtiler. O konuyu konuşacağız. Ve böylelikle şu an için Türkiye'de baktığınız zaman yaklaşık 400 ya da 500 tane firmanın hedefler kullandığını görüyoruz. Yöntem belirlendi. Vergi Usulü Kanunu 397 ile. Peki biz bu e-faturayı nasıl gönderecektik? Elimizde bir doküman var, elektronik bir bilgi var. Peki bu bilgiyi karşı tarafa nasıl iletilecektik? İki tane yöntem belirlendi. Bir tanesi portal yöntemiydi. Portal yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın artçıoğlu web uygulaması. Giriyorsunuz oraya, işte bir gelen kutusu var, giden kutusu var, gelen faturaları görüyorsunuz, giden faturaları görüyorsunuz. Hani posta gibi düşünebilirsiniz, e-posta hizmetleri gibi düşünebilirsiniz. Buralarda işlemlerinizi yapıyorsunuz. Ama çok pratik değil. Giriyorsunuz bir faturayı, tek bir kalem satıyorsunuz mesela. Tekrar kalem satarken stok kartınızı kaydetmiyor, tekrar giriyorsunuz vesaire. Böyle bir sistem. Kendi mali mühürünüzle işlem yapıyorsunuz. Bir kullanıcıyla giriş yapabiliyorsunuz. Birden fazla kullanıcı aynı anda giriş yapamıyor. Bu e-defterde de aynı şekilde. Mesela aynı mali mühürle e-deftere de giremezsiniz. Böyle bir sistem. Bunu ilk bize yöntemleri açıklamak için Gelir İdaresi Başkanlığı görüş almak için bizim gibi muhasebe yazılımlarını bir yere topladı. Biz konuştuk. Sektörlerden de büyük firmaları getirdiler. Şimdi portal uygulamasını anlattıkları zaman herkes, büyük firmalar itiraz etti. Dediler ki ya bizim 1000 tane, 2000 tane günlük fatura kesiyoruz. Bu faturaları bu portalda göndermemiz mümkün değil. Hemen Gelir İdaresi Başkanlığı orada bir aksiyon aldı. Dedi ki eğer senin sistemin böyle bir şeyse, senin faturalaşma sürecin böyle bir şeyse o zaman sana entegrasyon yöntemini getiriyorum dedi. Yani Gelir İdaresi Başkanlığı'yla bu firmalar direkt konuşuyorlar. Dedi ki Gelir İdaresi Başkanlığı, ben sana bazı teknik standartlar getireceğim. Bazı testlere tabi tutacağım ve web servis dediğimiz uygulamayla benimle faturalarını direkt gönderebileceksin dedi. Büyük firmalar bu sistemin içerisine girdiler. Burada da bir problem yok. Bir tane elimizde çok pratik olmayan bir yöntem var.
Bir tane de entegrasyon yöntemi vardı. Bu da çok maliyetli bir sistem. Bugün bir yazılım firmasına gidin, entegrasyon yöntemini kurun bana deyin, 250-300 bin dolar gibi rakamlardan ağzını açarlar. Bu da yetmez. 7-24 sistemi ayakta tutmanız gerekiyor gibi standartları var. Şimdi küçük firmaların işinde bir problem yok. Onlar portaldan girip işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Büyük firmalar da maliyetleri katlanıp entegrasyon yöntemini kullanıyorlar. Aradaki COBİ'ler için sıkıntı başladı. Buradan şikayetler gelmeye başladı. Bu pratik değil bu yöntem. Biz e-fatura kullanamıyoruz dediler. Ve Berkürkan 421'i çıkarttı. Gelir Dersi Başkanlığı ve sistemi çok rahatlatan özel entegratör sistemini getirdi. Özel entegrasyon yöntemini getirdi. Neydi bu yöntem? Büyük yazılım firmaları, arkada da finans kuruluşları var esasında baktığınız zaman. Dediler ki Gelir Dairesi'ne, ya siz bu portalla falan ilgilenmeyin. Biz sizin adınıza daha pratik bir yöntem koyalım. Yani daha güzel ekranlar yapalım. Excel'den bile faturalarını aktarabilsin insanlar. İsterlerse muhasebe yazılımlarıyla da entegre edecek web servisler, uygulamalar yazalım. Ve kolaylıkla insanlar faturalaşma süreçlerini halletsinler dedi. Gelir İdaresi bunu çok sevdi. Çünkü sistemi de çok rahatlamış olacaktı. Ve dedi ki tamam o zaman sizi de teste tabi tutacağım. Eğer dedi bu testleri geçerseniz isminizi açıklayacağım ve firmalarla anlaşın. Ve bu sistem üzerinden faturalaşma süreci başlasın dedi. Burada iş yürürken bir sıkıntı daha vardı. O da mali müdür. Şimdi faturanızı Excel'de gönderiyorsunuz. Bir tane web portal uygulaması var. Orada da bilgisayarınızda da bir mali müdür var. Kim imzalayacaktı bu mali müdürü? O biraz problemliydi. Eskiden özel entegratörler şöyle yapıyorlardı. Mali müdürünüzü bize gönderin diyorlardı. Gönderiyordunuz. İçerisinde bir sertifika bilgisi var. Onu çıkartıyorlardı teknik olarak. HSM denen cihazlar vardı. Oraya yüklüyorlardı. Yani sizin mali müdürünüz orada olmuş oluyordu. Bu da çok güvenli olmayan bir sistemdi. Çok güvenemedi firmalar. Hemen Gelir İdaresi Başkanlığı orada da bir aksiyon oldu ve versiyon 423'ü yayınladı. Dedi ki, özel entegratörlerle anlaşma yapın, firmalarla anlaşmalar yapın ve yetki alın dediler. Dolayısıyla siz bir özel entegratörle anlaştığınız zaman özel entegratör sizin adınıza kendi mali mühürünü vurup karşı tarafa iletiyor faturayı ve böylelikle sektör ve uygulama rahatlamış oldu. Uygulama klasik, işte dediğim gibi posta sistemiyle çalışıyor. Faturanızı kesiyorsunuz, bir zarflama tekniği var. Gelir Dersi Başkanlığı'ca alıcıya iletilen ve oradan sistem yanıtları ve uygulama yanıtlarıyla geri dönen bir uygulama. Ama burada zarfın çok özel önemleri var. Biraz da bahsedeceğiz bunlardan. Yöntem olarak da fatura gönderme yöntemi olarak da temel fatura ve ticari fatura senaryoları getirildi. İkisi arasında mevzuat olarak bir fark yok. Yani isterseniz faturanızı ticari fatura senaryoda gönderebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı ne bir kriter getirdi ne bir şey. Sadece siz karşılıklı anlaşıyorsunuz. İkisi arasındaki fark şu. Temel faturayla gönderdiğiniz faturayı karşı taraftan bir cevap almak istemediğinizi söylüyorsunuz. Sadece karşı tarafa iletilmiş oluyor. Ticari fatura senaryosuyla gönderdiğiniz faturada ise karşı tarafın kendi mali mühürüyle mühürleyip bu faturayı ben kabul ettim ya da reddettim diye mesajları içeren bir fatura tipi olmuş oluyor. Dolayısıyla ikisi arasındaki temel fark bu. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı hedefi neydi burada? Öncelikle bankaları sistemin içerisine almak istedik. Çünkü diyor ki siz faturalarınızı kesiyorsunuz çok güzel ama diyor bir de tevsip diye bir şey var diyor. Ben bu ödemeleri de takip etmek istiyorum diyor. Dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığı yakında belki ödeme entegrasyonları diye bir tebliğ çıkartabilir. Bunları da takip etmek isteyebilir. Bireysel kullanıcılar sistemin içerisinde olsun diyor. Bu bireysel kullanıcı lafını biz e-faturada çok oturtamamıştık. Ama e-arşivde bunu çözdüler. Birazdan anlatacağım. Ticari kullanıcılar sistemin içerisinde olsun diyorlar. Kamu kurumları sistemin içerisinde olsun diyorlar. Ve bütün teknik olarak da özel entegratörler üzerinden de sistemi yürütmek gibi bir hedefi var Gelir Dersi Başkanlığı. Tabii e-fatura kullanımının da bazı özellikli durumları var. Bunlardan bir tanesi siz isterseniz ihtiyari olarak e-faturaya geçebiliyorsunuz. Gelir Dersi Başkanlığı ben e-faturaya geçiyorum dediğiniz zaman asla sen niye geçiyorsun diye söylemiyor. Dolayısıyla isteyenler de e-fatura uygulamasına geçebiliyorlar. Sadece sistem kayıtlı kullanıcılar üzerinden olabiliyor. Yani e-faturayı sadece e-fatura kullanıcıları üzerinden alıp verebiliyorsunuz. Diğer firmalarla müşteriniz varsa onlara kağıt ortamında fatura kesmeye devam ediyorsunuz. Sistem bir zarf tekniği üzerinden ilerliyor. Gerçek hayata yakınlaştırmak için. Bilirsiniz, işte biz faturayı kesiyoruz. Faturayı ne yapıyoruz? Bir zarfın içerisine koyup müşterimize veriyoruz. Sistem de bunun gibi. Bir ya da birden fazla faturayı. Aynı şekilde yapıyorsunuz. Fakat gerçek hayata yakınlaştırmak için bazı özel konular da getirdiler. Örneğin,
benzin istasyonlarından şeyleri alıyoruz, işte mazot fişlerini alıyoruz. Ne yapıyorlar? Onları ya iptal çekip bize gönderiyorlar, üzerine de bir fatura koyuyorlar ya da bir liste veriyorlar bize. Diyorlar ki şu tarihte şu kadar benzin aldım, tutarı budur diye bir liste şeklinde verip üzerine faturayı koyup verebiliyorlar. E-faturada bunu yapabiliyorsunuz. Taratın o listeleri ya da taratın o tesellim fişlerini, koyun PDF ya da JPEG formatında e-faturanın ekinde karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. Bunlar bunun için olduğu gibi sözleşmeler vesaire gibi bilgileri de paralelde ekinde gönderebileceğiniz bir sistem. Zarflama tekniği aslında çok önemli. Gelelim son değişikliklere. Şimdi e-fatura tarih işte 30.12.2013 tam zorunluluğa başlamaya bir gün kala bir tebliğ yayınlandı. Vergi Kanunu 433. Bu kendi başına çok önemli bir tebliğ olmasına rağmen aynı zamanda da e-faturada çok köklü değişiklikler yaptı. Neydi bunlar? Önceden biz e-faturayı anlatırken kağıt çıktığının hiçbir işe yaramadığını söylüyorduk. Orada şöyle sıkıntılar olmaya başladı. Diyordu ki, ya benim irsaliyeli faturam var, ben ne yapacağım? Faturayı kesiyorum, irsaliye yok ortada. Orada çözüm şu oluyordu, normal senin kestiğin fatura diyoruz, matbaadan bastırdığın faturanın üzerine çiz faturasının üzerine, irsaliye yaz ve karşı tarafa ver. Çözümümüz bu olmuştu. Ama gelen talepler doğrultusunda Vergi Kanunu 433 ile beraber Gelir Dersi Başkanlığı şöyle yaptı. Dedi ki, e-faturanın çıktısının üzerine dakika saat bilgisini yazın. Mal teslimi sırasında da bunu veriyorsanız ve üzerinde de irsaliye yerine geçer ifadesi varsa bu kağıt çıktıları irsaliye olarak kullanabilirsiniz dedi ve böylelikle kağıt çıktısını irsaliye olarak da kullanmaya başladık. Tebliğin son maddelerine de bir tane geliştirdiler, bir tarih. O tarih de şu, 1 Nisan 2014 itibariyle e-fatura kullanmak, almak mecburi oldu dendi. Böylelikle biz 6 aydır, 7 aydır da e-faturayı zorunlu olarak kullanıyoruz. Tabii e-fatura böyle giderken başta da e-defterde bazı tebliğler oldu. Vergi Kanunu 213 ile beraber e-defteri görmeye başladık. Neydi bu e-defter? Tanım şuydu. Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Kanunu ve TTK uyumlu, tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgiler ve elektronik kayıtlar bütünüdür diyor. Bakın e-faturanın tanımı gibi, aynı e-fatura normal fatura gibi bir tanım var. Yani e-defter tanımı da şu anki tuttuğumuz defter gibi bir tanım. Ama eksiklik var. İki büyük eksiklik var. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi biliyorsunuz 19.12.2012'de Gümrük Ticaret Bakanlığı bir tebliğ yayınladı. Dedi ki, eğer dedi veri girdiğiniz alanda, yani GME kayıtlarınızda o belgelerde evrak tarihi, evrak numarası varsa belge türünü de ekleyeceksiniz dedi. E-defter diyor ki, normal kağıt defterde yok bu söylediğim şey. Diyor ki, eğer diyor ödeme şekli, yani o girdiğiniz belge bir ödemeyi ilişkilendiriyorsa aynı belge türü girdiğiniz gibi ödeme yöntemi bilgisini de yazmanız gerekiyor. Yani kasa, banka, çek, senet gibi bilgileri de eğer ödeme ilişkilendiriyorsa yaptığınız fatura işlemi tek tek yazacaksınız diyor satırlara. Nakittir, çektir, senettir, bankadır diye. Bu bilgileri de istiyor Gelir Dersi Başkanı. İkinci büyük değişiklik ise birazdan bahsediyor olacağım. Peki hangi defterler elektronik ortamda tutulacak? Gelir Dersi Başkanlığı demiyor ki şu defter, bu defter elektronik ortamda tutulacak demiyor. Git diyor elektronik edefter.gov.tr'ye bak, ben sana teknik şartnamesini göstermiş olduğum, vermiş olduğum defterler elektronik ortamda tutulacak diyor. Bugün bakıyoruz, YM defteri ve defteri kebiri görüyoruz. Yarın ortaklar pay defteri orada yayınlanırsa teknik kılavuzları, onlar bizim için artık elektronik ortamda tutulacak. Ha, bir firma envanter elektronik deftere geçmişse envanter defteri de tutmak istiyorsa ne yapacak? Kağıt ortamında onu tasdik ettirecek. Ama YMI defteri ve defteri kebiri elektronik ortamda tutacak. Kimler tutabiliyor peki elektronik defteri? Aynı e-fatura kullananlar da zorunlu olduğu için gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri e-defter kullanabilir dedi Gelir Dersi Başkanlığı. Tek şartım var dedi, ben işletme hesabını tanımam. Dolayısıyla gelir vergisi mükellefi ise de bilançosuna göre defter tutması gerekiyor dedi. Şimdi e-faturada e-fatura kullanmanın bir ön koşulundan asla bahsetmedim. Ama e-defter kullanmanın bazı ön koşulları var. Bunlardan bir tanesi gerçek kişiler için bir e-imzanızın olması gerekiyor. Bir diğeri de uyumlu bir yazılım kullanmanız lazım. Yani e-defter kullanacak bir firma alelade bir muhasebe yazılımının üzerinden e-defterlerini gerçekleştiremez. Gelir Dersi Başkanlığı bizi böyle bir komisyona alıyor. İşte teknik bazı bilgiler var, bunları girin diyor, bunları test edin diyor ve bu bilgileri bizim sistemimize yükleyin diyor. Yapıyorsunuz, sizi davet ediyor böyle bir komisyona. Diyor ki şu hareketi yap, bu hareketi yap, sonuçta şu dosyayı üret diyor. Yapıyorsunuz, o testlerden geçerseniz sizin isminizi uyumlu yazılımlarda açıklıyor.
ve dolayısıyla e-defter kullanacak firma uyumlu yazılımlardan bir tanesi olması gerekiyor. Peki gel, kurumlar vergisi tüzelticiler için ne gerekiyor ön koşul olarak? Bir kere mali mühürün olması gerekiyor ve uyumlu bir yazılım kullanması lazım. Eskiden e-fatura kullanıcısı olması gerekiyordu. E-deftere geçen firma otomatikman e-faturaya geçiyordu. Oradan vazgeçti Gelir Vergisi Başkanlığı. Dolayısıyla e-fatura kullanıcısı olma şartını ortadan kaldırdı. Dolayısıyla ikisi bağımsız şekilde artık ilerleyebilir. Yani e-fatura e-deftere geçiyorsanız e-fatura kullanıcısı olmadan ilerlersiniz. Ama e-fatura kullanıcısıysanız e-defter kullanıyorsunuz. Şimdi bizim vergi usul kanunumuzda bir madde vardır. Kimsenin uymadığı. Der ki 10 gün ya da bir belgede en üstü 45 gün içerisinde defterlerinizi yazacaksınız der. Kimse uyuyor mu buna? Uymuyor. Normalde ne yapıyoruz? Ya kurumlar vergisi zamanında döküyoruz ya da işte kapanış tasdikleri zamanında döküyoruz. Şimdi e-defter dediğiniz uygulama aylık gönderiliyor, aylık oluşturulan bir iş. Ve o işin sanki deftere yazdırıldığını düşünmeniz gerekiyor. Yani e-defteri oluşturduğunuz anda kağıt ortamına defterinizi döktürdüğünüzü düşünmeniz gerekiyor. Şimdi düşünün, deftere döktürüyorsunuz, işte GM kayıtlarınızı, bir aylık kayıtları döktürüyorsunuz. Şimdi geriye dönüp burada bir işlem yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Ama diyeceksiniz ki elektronik ortamda her şey yapılabilir. Ve aslında beyan ettiğimiz şey de bir berat, elektronik defterin kendisi değil. Şu aklınıza gelebilir. Ya ben şu beratlarımı hiç sıkışmayın, aylık olarak göndereyim zamanında, boş da olsa göndereyim. Tak tak göndereyim, hiç önemli değil. Yıl sonunda da bunları düzeltirim nasıl olsa. Elektronik defter de kendinden bağımsız bir şekilde hareket eder. Bunu yapamazsınız. Gelir İdaresi Başkanlığı o kadar güzel bir kontrol yapıyor ki bunu yapmanız mümkün değil. Ve bu kontrolü nasıl yapıyor göstereyim. Şimdi Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-defter dediğimiz şey, yüklenen dediğimiz şey aslında e-defterin kendisi değil, bir berat. Bu berat şeye benzetebilirsiniz, noterin tasdik sayfasına benzetebilirsiniz. Ve elektronik bir dosyadır bu. Ekranda gördüğünüz gibi PDF dosya değildir. Şimdi burada ne var? Burada mükellef bilgileri var, muhasebeci bilgileri var, dökümana ait bilgiler var. Hangi defter vesaire, işte firmanın adı, vergi numarası gibi bilgiler var. Baktığınız zaman bir tanesi YMİ defteri, bir tanesi defteri kebiri. Nasıl gönderiliyor biraz daha ekran üzerinden göstereceğim ama kağıt ortamında tam olarak size ifade edebilmesi için bu şekilde bir dosya. Şimdi bu dosyaya baktığınız zaman hiçbir mali veri yok. Peki sizin geriye dönük işlem yaptığınızı Gelir İdaresi Başkanlığı nasıl engelliyor? Bakın şimdi şöyle engelliyorum. Sizin eskiden YM defterlerinizde, şu an kağıt ortamında kullandığınız YM defterlerinde fiş satır sayısı diye bir şey yoktur. Şimdi e-defterde fiş satır sayısı var. Buradan değerleri alıyor. Fiş numaralarınızdan değerleri alıyor. Fişlerin toplam tutarından değerleri alıyor. Hesap kodlarından değerleri alıyor. E-defter imzalanırken firmanın mali mühürü takılı olması gerekiyor. Mali mühürden de değerleri alıyor. Şuradaki değerleri oluşturuyor. Burası çok güzel mühendislik algoritması. Şimdi süreleri söyleyeceğim. Beratınızı gönderdiniz Nisan sonunda, Ocak ayının beratını. Bitti. Döndünüz Mayıs ayında, Ocak'ta bir fiş silin ya da satır silin ya da silmenize gerek yok, yerini değiştirin, tutarını değiştirin. Mümkün değil ki tekrar oluşturduğunuz berat şuradaki değeri yakalasın. Böylelikle Gelir İdaresi Başkanlığı denetim yaptığı zaman sizin geriye dönük işlem yaptığınızı böylelikle anlamış oluyor. Çünkü aşağıda da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın onayı var. Sanki bir tahakkuk gibi kendi mali mühürünü vuruyor ve diyor ki bunun değişmezliğini böyle sağlamış oldum diyor. Böyle siz geriye dönük işlem yapamıyorsunuz. E-defterde kullanılan değil XBRL. XBRL değil, çok bunun şeyde finansal raporlama dilidir. Bağımsız denetimde, kamu denetimde çok fazla göreceğiz. Ve uluslararası denetime de açık bir dil. Şimdi tabii ki bağımsız denetimde falan bu kullanılıyor. Peki kamu denetçisi kullanmaz mı? Kullanır. Şu an kullandığımız şu defter, GMI defteri, kağıt ortamında döktüğümüz. Şu da elektronik hali. Burada kullanılan her bir alanın etiketi var. Evrak tarihi, evrak numarası, bakın ödeme yöntemi dedim, ödeme yöntemi bilgisi. Dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığı denetçisi diyecek ki şu elektronik defterini gönder. Siz göndereceksiniz. Atacak bunu uygulamasının içerisine. Saniyeler içerisinde sizin tesis zorunluluğuna uymadığınız kayıtlar ortaya çıkmış olacak. Böylelikle denetim artık kağıt ortamından da geçmiş olacak. Kolay denetlenebilir duruma geldi. YM defterinde olduğu gibi bu da defteri kebir. Defteri kebir de aynı şekilde aynı niteliklerde her bir alanın, her şeyin bir etiketi var. Uygulama nasıl çalışıyor?
elektronik defterlerinizi alıyor muhasebe yazılımları. Siz fişlerinizi giriyorsunuz. Buradan elektronik defterler oluşturuluyor, elektronik kayıtlar. Buralardan beratlar oluşturuluyor. Bu beratlar Gelir Dergisi Başkanlığı sistemine yükleniyor. Ben birazdan göstereceğim uygulamada. Yüklendikten sonra da o berata Gelir Dergisi Başkanlığı kendi mali mührünü vuruyor ve siz bunu elektronik defterle birlikte saklıyorsunuz. Bir beratın, bir elektronik defterin geçerli olabilmesi için beratla birlikte saklanması çok önemli. Onunla bir değer ifade ediyor. Peki, bu arada tabii ki yıl 2014 oldu. Uygulamaya geçince hemen 67 nolu sertifikalar yayınlandı. Burada geçişle ilgili dolaylı bir uzatım oldu. Neydi bu uzatım? Öncelikle şöyle söylüyordu Gelir Dergisi Başkan. 2014 yılı içerisinde e-faturayı zorunlu geçenler mutlaka ve mutlaka 2014 yılı içerisinde e-deftere başvuracak diyoruz. Ve şurada şöyle maddeler vardı ve sistemlerini de böyle kurdular. Eğer siz yıl içerisinde başvurursanız, örneğin 15 Temmuz'da başvurunuzu gerçekleştirdiniz. Sizin e-defter mükellefiyetinizi 1 Ağustos'ta başlatıyor Gelir Dergisi Başkanlığı. Eğer 2015'te başlamak istiyorsanız e-deftere, 1 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2014 tarihleri arasında bir günde başvurmanız gerekiyor ve sizi otomatikman 1-1-2015 itibariyle e-defter mükellefiyeti yapıyor. Özel hesap dönemi kullananlar, onlar yaklaşık 11 gün önce bütün başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyordu. 2014 Aralık itibariyle onlar e-deftere geçtiler. Gelelim değişikliklere. Çünkü e-defter uygulaması biraz sıkıntılı bir iş. Ben anlatacağım size bunları. Bazı tepkiler geldi Gelir Dergisi Başkanlığı'na, sektörden vesaireden ve Gelir Dergisi Başkanlığı 2 sıra numaralı elektronik defter genel tebliğini çıkarttı. Uygulamayla ilgili çok köklü değişiklikler oldu. Neydi bu değişiklikler? Bunlardan bir tanesi gerçek kişilerin de mali mühür almasıyla ilgili yetki verilmiş oldu. Ve 2 sıra numaralı elektronik defter genel tebliğiyle beraber biraz önce söylemiş olduğum e-faturadan yararlanma şartı ortadan kaldırıldı. Yani e-deftere geçiyorsanız e-faturaya geçmek zorunda değilsiniz ibaresi 2 sıra numaralı elektronik defter genel tebliğinde yayınlandı. Ve dedi ki Gelir Dergisi Başkanlığı, ben bu e-deftere çok önem veriyorum. Başvurular hızlı olsun, geçişler hızlı olsun. Dolayısıyla benim ikinci mevzuat çıkartmamı hiç bekleme. Önceden mesela e-defterle ilgili başvuruları kağıt ortamında alıyorlardı. Hemen orada bir değişiklik yaptılar ve elektronik ortamda almaya başladılar. Dolayısıyla dedi ki, e-defterle ilgili başvurularla ilgili hiç benden ikinci mevzuatı bekleme. e-defter.gov.tr'de ben ne yayınlamışsam, artık başvuru şartlarım bunlardır dedi. Dolayısıyla başvuru yapacaklar, teknik havuzlara bakacak olanlar hiç ikinci mevzuata bakmayacaklar. e-defter.gov.tr'ye bakacaklar. Burada ne değişirse artık e-defter için koşullar bunlar olmuş olacak. Süreler değişti. Şimdi e-defteri siz eskiden şöyle yapıyordunuz. Ocak ayının beratını Şubat'ın sonunda gönderiyordunuz. Şimdi düşünün 2014 yılındayım, Aralık ayındayım. E-defteri geçeceğim 2015'te, Aralık ayında başvurdum. Daha kapanış tasdikimi yaptırmamışım. Geçici vergiyi daha yeni vermişim. Ortada kurumlar yok, bir şey yok. Ben Ocak ayında açılışla, kapanışla açılışı bitirmişim. Ocak ayındaki evrakları bitiriyorum ve Şubat ayı sonunda bunları beyan ediyorum. Bu çok tepki çekti. Gelir Dergisi Başkanlığı süreyi değiştirdi. Dedi ki, mütakip mutlaka, mesela Ocak ayı ilk gönderdiğiniz berat oluyor. Mütakip ayın 3. ayın son gününe kadar e-defteri göndermekle ilgili, beratı göndermekle ilgili süreyi uzattım dedi. Böylelikle ne oluyor? Ocak beratı Nisan sonunda, Şubat beratı Mayıs sonunda şeklinde ilerleyen 3'er aylık dönemler halinde gönderilmeye başladı. Bu kuralı bozan tek bir ay var, o da şu. Son gönderdiğiniz Aralık ayının beratını kurumlar vergisi beyannamesinin son günü. Yani ne olmuş oluyor? 2015'in Aralık son beratını biz 2016 Nisan sonunda vereceğiz. Dolayısıyla o 3 aylık kuralı 4 aya çıkartan tek durum son göndereceğiniz berat olmuş oldu. Bir de ilk ayda göndereceğiniz berat, mesela yıl içerisinde e-deftere geçiyorsunuz. Gelir Dergisi eskiden şöyle yapıyordu. Diyordu ki bugün ayın kaçı mesela, diyelim ki Kasım ayında ben başvurdum, Aralık ayında başvurdum. Diyor ki Gelir Dergisi Başkanı, Ocak'tan Kasım'a kadar al defterlerini, kağıt ortamında yapıyorsunuz, tutuyorsunuz zaten defterle. Döktür bunları dedi. Döktür diyorsunuz. Bir aylık zamanınız var kapanış tasdiki yaptırmak için. O da yetmiyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Aralık ayında defter kullanmaya başlıyorsunuz. Ama yetmiyor, diyor ki bir de Ocak'tan Kasım'a kadar olan bütün defterleri elektronik ortamda da benim sisteme yükleniyordu önceden. Şimdi ne diyor? Ne yapıyor? Geri dönüp bir de bunları oluşturmak gerekiyordu. Şimdi diyor ki al diyor, Kasım'a kadar olan defterleri kağıt ortamında döktür. Kapanış tasdiklerini yap, koy kenara. Ama Aralık'tan itibaren e-defter gönder, artık geriye dönük ben senden e-defter beklemiyorum dedi. Böylelikle
kolaylaştıracak bir yöntem daha benimsenmiş olsun. Şimdi e-defter kullanmak kolay bir iş değil. E-defterde istenen bilgiler, her şeyi bırakın, o periyotlar zaten zorlu bir süreç. Ama ben şöyle teknik tarafı da bildiğim için şöyle bir tablo çıkartmaya çalıştım. Şimdi tablo ikiye ayırt. Bunlardan bir tanesi YME defterini ifade ediyor. İki tane sütun şeklinde. Bu iki sütun YME defteriyle ilgili. Soldaki, bana göre soldaki kısımda defteri kebiri ifade ediyor. İki tane ayrı sütun al. Şimdi soldaki sütunlar YME defterinin elektronik ortamdaki hali, şu da kağıt ortamındaki hali. Türk Ticaret Kanunu'na baktım. Acaba dedim, YME defteri için bizden ne istiyor kanun? Tam 6 tane madde gördüm. Madde sıra numarası, tarih, borçlu hesap, alacaklı hesap gibi 6 tane madde istiyor. Elektronik defteri açtım. Tam 13 tane madde istediğini gördüm. Şimdi bunların birçoğunu muhasebe yazılımları yapıyor zaten ama birçoğuyla ilgili bilgi girişi gerekiyor. İş yapış şeklinde biraz farklı, birazdan bahsedeceğim. Aynı şeyi defteri kebiri için çıkarttım. Türk Ticaret Kanunu'na baktım. 3 tane madde gerekiyor defteri kebiri hazırlamak için standartta. Ama elektronik deftere baktım, defteri kebirde tam 12 tane madde olduğunu gördüm. Bu tablo bile aslında bize elektronik defterin aslında kolay olmadığını, çok bilgi içeren bilgi kümesi olduğunu da gösteriyor. Bir tablo olmuş oldu. Şimdi gelelim özellikli konulara, e-defterde. Bir kere başvurular elektronik ortamda alınıyor. Kağıt ortamında başvurularınızı gerçekleştiremiyorsunuz. Aynı zamanda e-faturaya ihtiyarı geçmişseniz e-deftere geçmek zorunda değilsiniz. Her e-fatura kullanıcısı e-deftere geçecek diye bir şey yok. Burada zorunlu ya da ihtiyarlık durumuna bakmanız gerekiyor. Artık e-defterle beraber noter tasdiki kalktı. Gönderdiğiniz ilk berat, açılış beratı, açılış işlemi gibi düşünebilirsiniz. Son gönderdiğiniz berat da kapanış işlemi, kapanış beratı anlamındadır. Dolayısıyla noterli işiniz yok. Defterlerde e-defterle ay atlaması yapmayacaksınız. Ocağın beratından sonra, Şubat'ın beratından sonra Mart şeklinde ilerleyen bir süreç var. Ben ocağa göndereyim, döneyim arkadan Mart'ı göndereyim diyemezsiniz. Düzeltme beratı diye bir şey yok. Gönderdiğiniz Ocak ayının beratını, bitti o iş. Artık Ocak ayını kapattınız demektir. Ocağa geri dönük işlem yapamazsınız. Yeni bir tane ilave, ek berat diye bir şey yok. Bu iş bitmiş oluyor. Çok önemli bir değişiklik daha var. Bu konu ne tebliğlerde var, ne de teknik bir gereksinim. Yani konu şu, Gümrük Ticaret Bakanlığı 2012 tarihinde bir tebliğ çıkarttı. Belge türü zorunlu oldu. E-defter diyor ki, bizim testlerimizle böyle yaptı Gelir Vergisi Başkanlığı. Diyor ki, senin normalde kayıtların bir belge içeriyorsa ve belgeleri sayıyor, luka kullananlar bilirler, 7 tane belge var orada. Fatura, çek, senet, navlun, müşteri sipariş, alıcı sipariş, makbuz. Eğer diyor bu 7 tane belgeden bir tanesini işlem olarak yapıyorsan diyor, her bir belgeye bir fiş oluşturacaksın. Diyelim ki siz 10 tane fatura giriyorsunuz günde ya da 100 tane fatura giriyorsunuz. Her bir faturaya bir tane YME kaydı açmanız gerekiyor. Artık toplulaştırma yapamıyorsunuz. Bu bir tebliğ de yok. Teknik gereksinim de değil. Fakat Gelir Dersi Başkanlığı'nın bütün sorduğu sorular bu şekilde. Dolayısıyla size yapmayın diyemeyiz. Bunları yapmalısınız çünkü geriye dönük bunları oluşturursunuz. Diyelim ki bir fişin içerisinde birden fazla belge türü koyarsınız ama yarın bir gün bir denetim olduğu zaman, bunu istediği zaman geriye dönük bu işlemleri yapmanız çok zor. Dolayısıyla daha ilk baştan, daha beratlarınızı göndermeden bu şekilde çalışmanız gerekli. Gelir Dersi Başkanlığı sorulan bütün soruları da bu şekilde yapın diye cevap veriyor. Peki, ben toplaştırma yapamaz mıyım? Gelir Dersi Başkanlığı diyor ki, sana diyor 7 tane belge türü saydım ya diyor, bu XBRL'den gelir. Bir tane de 8. En altta diğer diye bir şey vardır, belge türü vardır. Örneğin luka kullananlar bilirler işte Serhat'ın satış fişi yazdığınız zaman onu diğer atar otomatikman. Eğer diyor böyle diğer nitelikli bir belge türü girmişsen bir fişin içerisine, bunları bir fişin içerisine birden fazla evrak numarası olarak yazabilirsin. Birden fazlasını yazabilirsin diyor. Bir sıkıntı yok ama bunu tavsiye etmiyorum ama diyor. Yaptın madem diyor, bu çıktıyı alacaksın diyor. Bu fişin çıktısını alacaksın. Tarih numara koyacaksın. Üzerine kaşeleyeceksin ve saklayacaksın diyor. Çünkü bir denetim sırasında bunu neden toplaştırıldığını sana sorarım. Bunu da bu şekilde ispat etmen gerekiyor diyor. Ha muhasebe kayıtlarından mesela amortisman kayıtları, birman kayıtları, personel masraf fişleri, buralarda belge türü yok. Bunların hepsini bir fişin içerisine atabilirsiniz ama şu 7 tane belge türüyle ilgili Gelir Dersi Başkanlığı'nın bu şekilde bir görüşü var, bu şekilde bir uygulaması var. Bunları her bir kaydı bir YME kaydına atmanız, her bir belgeyi bir YME kaydına atmanız gerekmiyor. Yaklaşık
3-4 ay önce de şube bazında defter tutanlar için bir geliştirme yaptı. Şube bazında defter tutanlarında bu sisteme dahil olması sağlandı ve her birisi ayrı bir şekilde ilerleyerek devam edecek. Her bir ayın muhasebe kayıtları bağımsız olarak hareket edecek. Yani Ocak ayının işlemlerini Şubat ayında yazmayacaksınız. Ha diyelim ki ben Ocak ayının beratını gönderdim, bir tane gider fişim, gider faturam geldi. Ne yapacağım? İlgili döneminize yazacaksınız. Eğer Nisan ayı geçmişse. Nisan ayına kadar geriye dönük işlemlerinizi yapabilirsiniz. Daha beratınızı vermediniz çünkü. Ama Nisan ayı bittikten sonra iş bitti. İlgili düzeltmeleri, gelen gecikmiş faturaları hep ilgili dönemde işlemeniz gerekmekte. Devir kayıtları diye bir şey yok. Ben Ocak ayını yaptım, Şubat beratını hazırlayacağım, Ocak'tan devir rakamlarımı yazacağım. Hayır, yazmayacaksınız. Yansıtma fişlerimi yapacak mıyım? Hayır, yapmayacaksınız. Siz ne yapıyorsunuz? Aylık yapıyorsanız aylık yapmaya devam edeceksiniz. 3 ayda bir yapıyorsanız yansıtma, 3 ayda bir yapacaksınız. Yıllık yapıyorsanız yıllık yapacaksınız. Gelir dersi başkanı oradaki muhasebe usulüne göre bir değişiklik yapmış olmuyor aslında. Nasıl ilerliyorsanız o şekilde. Ve bahsettik, eğer kayıt bir ödeme yöntemiyle ilişkilendiriyorsa ödeme yöntemi bilgisi de olması gerekiyor. Şimdi gelelim e-fatura başvuru işlemleri. Biraz ekran üzerinden nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışayım. Öncelikli olarak başlamadan önce bir uyumlu yazılımı satın almanız gerekiyor. Çünkü başvuru formunda bunu göreceksiniz. Mutlaka buraya atlamadan geçemiyorsunuz. Bir uyumlu yazılımı belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra işte Java'nın son sürümünü yüklemeniz gerekiyor. Zaman damgası gibi işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Mali mühürünüzün bilgisayarınızda takılı olması gerekiyor. Zaman damgası kavramı var. Birazdan ondan da, ikinci bölümde ondan da bahsedeceğim. Nasıl satın alırsınız, nasıl uygularsınız, zaman damgası nedir? Ondan da ikinci bölümde konuşuyor olacağız. Zaman damganızı da şimdiden almanızı tavsiye ederim. Şimdi başvuru sırasını, başvuruya başlamak için mali mühürünüzü taktınız. edefter.gov.tr'ye giriyorsunuz. edefter.gov.tr'ye girdikten sonra yukarıda başvuru diye bir sekme var. Buna basıyorsunuz. Aşağıda kavun içi renkli bir buton var. İşte edefter başvurusu için, yapmak için tıklayınız diye bir yazı. Buna basıyorsunuz. Bastınız. Karşınıza bir form geliyor. Bu form basit bir form. İşte vergi numaranız var, TC kimlik numaranız var. Ticaret sicil gazetenizdeki unvanı tam olarak yazmanız gerekiyor. Bu bilgiler var. Gördüğünüz gibi aşağıda uyumlu yazılımlar var. Bunlar yetki almış gelir dersi başkanlar, Comobox şeklinde açılan listede bunları seçiyorsunuz. Kuruluş tarihi vesaire. Yani bilebileceğiniz klasik bilgiler. Aşağıda tamam butonu var. Tamam butonuna bastıktan sonra karşınıza mali mühürünüzü okuyan uygulama açılıyor. Bu uygulamayla da en son aşağıda imzala butonuna bastığınız anda başvurunuz gerçekleşmiş oluyor ve gelir dersi başkanlığı size bir mail atıyor. Uygulama tarihiniz budur, hedeflere geçiş tarihiniz budur diye bir mail ile size cevap veriyor. Bazen telefonlar geliyor, bu mali mühürü okuyamıyorlar. Eğer böyle bir durum olduysa hemen şurada tanımla diye bir buton var. Buna basın. Buna bastıktan sonra şuradaki kutucuk açılacaktır. Buradan seç butonuna basın. Seç butonuna bastıktan sonra bir göz at penceresi çıkacak. Burada yapacağınız şey şu. Bilgisayarda yerel disk C'ye geleceksiniz. Windows sistem 32 klasörüne geliyorsunuz ve AKIS, yani bu normalde TÜBİTAK'ın belirlemiş olduğu mali mühürün dosyası. DLL dosyasını seçin. Seç butonuna basın. İşlem bitti. Bundan sonra kartınızı tanır ve imzalamanız da böylelikle gerçekleştirmiş olursunuz. Şimdi gelelim şu hedefler beratına. Bu hedefler beratı nedir? Nasıl yüklenir? Birazcık da buna bakalım. Şimdi ben biraz önce size ekranda gösterdiğim şey PDF hali. Normalde berat dediğimiz şey bir XML dosyadır. Bir elektronik dosyadır. İki tane oluşturulur. Bir tanesi yemin defteri için, bir tanesi defteri kebir için. Şöyle zipli dosyanın içerisinde uygun. Bunu muhasebe yazılımları yapıyor. Yani bizim gibi yazılımlar alıyor defterinizden bu dosyaları oluşturuyor. İki tane dosya. Bu dosyanın içerisinde ne göreceksiniz? Şurada vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarasını görüyorsunuz. Şu kısımda ise dönemini görüyorsunuz. Şu da YB ya da KB gibi ifade. Bu YM'dir beratıyla kebir beratını ifade eden kısaltmalar. Şurada sıra numarasını görüyorsunuz. Eğer bir şube ise bu, bir de araya tire koyuyor ve 01 diye vermiş olduğunuz şube kodunu yazıyor. Bu dosyalar oluşuyor. Bu dosyalar oluştuktan sonra edefter.gov.tr'ye giriyorsunuz. Girdikten sonra şurada edefter uygulaması var. Buna basıyorsunuz. Bastıktan sonra sizin mali mühürünüzün takılı olması gerekiyor. Ama mali müşavirin değil, firmanın mali mühürü olacak. Bastıktan sonra sizin mali mühürdeki değerleri okuyor ve şuraya mali mühürün pinini giriyorsunuz ve aşağıda tamam butonuna basıyorsunuz ve sisteme giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza paket yükle, paketleri indir, paketleri listele gibi menüler geliyor. Siz buradan paket yükleye geliyorsunuz.
Paket yükleye geldikten sonra gözat açılıyor. Gözattan da defteri kebirin beratıyla YME defterin beratını sisteme yüklüyorsunuz. Aynı bir beyanname yüklemeye benzer. Gizli dosya, bir XML dosya bunu yüklüyorsunuz. Genel dersi başkanlığı gerekli kontrolleri yapıyor. Uygunsa sizin karşınıza indir butonunu getiriyor. İndir butonuna basıp beratı alıyorsunuz. Aldığınız bu beratı da oluşturulan, hani elektronik defterinizin ilgili döneminde oluşturulan klasörün içerisine bunları koyuyorsunuz ve saklıyorsunuz. Berat yükleme işi bu. Şimdi e-defter, defteri kebir bu şekilde ilerlerken iki tane tebliğ vardır. Çok sessiz sedasız gelmiştir ama çok önemli tebliğlerdir. Çok gündemimizde değil ama çok konuşacağımız tebliğlerdir. Bunlardan bir tanesi Verisun Kanunu 431. Kayıt saklama gereksinimi. Buna niye önem veriyoruz? Çünkü bizim iş yapış şeklimizi, mali müşavirler olarak, muhasebeciler olarak bizim iş yapış şeklimizi kökünden değiştiren bir tebliğ. Nasıl? Şimdi gelir dersi başkanlığı öncelikle buna niye ihtiyaç duydu? Şimdi diyor ki gelir dersi başkanlığı, sen diyor ben denetim yaparken Vergi Kanunu 148'e göre senden ne isteyeceğim belli. Getir şu YME defterlerini diyor. Şu kadar 15 günlük süren var diyor. Defteri kebirleri getir diyor. Götürüyorsunuz. Açıyorlar, buradan denetim yapıyorlar. Gelir dersi diyor ki ya diyor bu tamam güzel, kağıt ortamında var, elektronik ortamda da var. Ama diyor spesifik bazı sektörler var diyor. Benim denetim yapabilmem için bazı bilgilere de ihtiyaç duyuyorum diyor. Ve bu bilgileri Vergi Kanunu 431'de istiyor. Ne istiyor? Öncelikle tebliğ 29.12.2013'te yayınlandı. 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi gerekiyordu, uzatıldı. Diyor ki, öncelikle diyor kayıtlarını bir elektronik ortamda oluşturacaksın. Yani bu sizin kullandığınız muhasebe yazılımları gibi düşün. Ve diyor ki, bunun yasal defterlere kaydedilmesiyle birlikte oluşturacaksın diyor. Bakın YMİ kayıtlarınızı, YMİ defterlerinizi, YMİ bilgilerinizi girer girmez oluşturacaksınız diyor. Hangi formatta istiyor? Diyor ki Excel, XNX, TXT, CSV ya da XML olarak isterim diyor. Yani elektronik tablolar. Yani buradan alınacak bilgilerle artık vergi denetiminin hayal gücüne kalmış bütün denetimler gerçekleştirilebilecek formatlar. Kimlerden istiyor bunu? Bir sayılı ÖTV listesindeki mükelleflerden, işte 3 sayılı listedeki sigara satışı olanlar, işte petrol piyasasında olanlar, aslında baktığınız zaman e-fatura mükellefleri olur. Ama kriter yok. Hiçbir kriter yok mali olarak. Bu sektörlerin tamamı. Ne istiyor gelirlerse? Diyor ki alış kayıtlarını isterim diyor. Satış kayıtlarını isterim diyor. İhracat, ithalat kayıtlarını isterim diyor. Mal, envanter kayıtlarını isterim diyor. Üretim yapıyorsan üretim kayıtlarını isterim diyor. Şimdi bunları böyle bir nefeste saydığınız zaman bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Bakın detayda ne var? Bunları okumanızı tavsiye ederim. İlk satır, YME madde numarası. YME madde numarasının yanında alış miktarınız, cinsiniz, alıcının vergi numarası, TC kemik numarası, cinsi gibi bilgiler var. Eğer diyor bu kayıt diyor ithalat ya da ihracatı ilgilendiriyorsa gümrük beyanname numarasını istiyorum diyor. Fire olanlarını istiyorum diyor eğer diyor bir envanter kaydım varsa diyor. Hatta üretimse diyor orada miktarları, girdileri çıkları istiyor ama diyor ki gerekirse diyor üretim reçeteni de bana ver diyor. Bunlar neye benziyor? Biz biliyorsunuz KDV iadeleri var. Onlarla ilgili listeler hazırlıyoruz Excel'de. Onlara benziyor. Bunları Excel şeklinde dökmeniz gerekiyor. İşte iş burada kopuyor. Bunların hiçbirisini YME kayıtlarından almanız mümkün değil. İş yapış şekliniz böylelikle değişmiş oluyor. Dolayısıyla muhasebe fişinden işlem yapma dönemi böylelikle kapanmış oluyor. Belgeden hareketle muhasebe yapmanız gerekiyor. Çünkü diyor gelir dersi, sonuç itibariyle diyor bunları ben diyor asgari istiyorum diyor. İstersem daha başka bilgileri de o listeye ekleyeceksin diyor. Bunlar artık belgelerden çıkabilir. Başka türlü çıkmasının hiçbir imkanı yok. Tam 2 gün kala uzatma geldi. Dedi ki uygulamayı 1-1-2015'te başlatıyorum dedi. Dolayısıyla 2015'te belki e-defter kadar duyacağımız bir başka konuda Vergi Kanunu 431 oldu. Gelelim şu e-arşiv konusuna. E-arşiv konusu bu kağıt ortamında hazırladığınız ikinci nüshaların elektronik ortamda tutulması ve saklanmasıdır. Ama hangi sektörlere ve nasıl gelir? Bunu anlatabilmek için şöyle bir kurgudan gitmemiz lazım. Şimdi e-arşiv dediğiniz uygulamadan e-fatura kullanıcıları yararlanıyor. Ama ihtiyari, bir sektöre zorunlu geldi, onu anlatacağım. Şimdi e-fatura kullanıcısı olarak malın tesliminden hareket etmemiz lazım. E-fatura kullanıcısıyım, malı ben e-fatura kullanıcısına teslim ediyorsam faturamı e-fatura üzerinden gönderip alıyorum. Eğer malımı ben gerçek e-fatura kullanmayan bir firmaya yapıyorsam ona kağıt ortamında fatura kesiyorum ya da gerçek kişilere mal teslim yapabilirim ya da alabilirim. Onlarla yine kağıt ortamında faturalaşma sürecine giriyorum. Diyor ki gelir dersi başkanlığı, sen e-fatura kullanıyorsun ve e-arşive geçiyorsan gittin, normal e-fatura kullanıcılarıyla yaptığın işlemlere karışmıyorum. Onlar e-fatura üzerinden gidiyor.
Ama e-fatura kullanıcısı olmayan firmalarla kağıt ortamında fatura kesiyorsun diye 12. nüshasını saklıyorsun. Diğer nüshasıyla ilgili hiç matbaayla fatura kestirmene gerek yok diyor. A4'e bile faturanı bastırsan üzerine arşiv faturasıdır diye ibare olsun ve dediğim gereklilikleri neye getir, bunu bu şekilde teslim edebilirsin diyor faturanı. Ya da diyor, bırak diyor, gerçek kişi ise diyor adam, mal teslimi yaptığın kişi, faturanı hiç A4'e bile bastırmana gerek yok, mail ortamında da gönderebilirsin diyor. Yani ben gittim, bir tane firmaya bilgisayar alacağım, Teknosa'ya. Teknosa eğer arşive geçmişse, geldim kasaya, diyebilirim ki bilgisayar aldıktan sonra şu faturamı mail olarak gönder diyebilirim. Benim artık başkanım bir şey söylemiyor ama yeter ki e-arşiv ile ilgili gereklilikler yeteri kadar olsun. Şimdi başvurular ve sistemle tutma ile ilgili iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi kendi bilgisayar sisteminize saklayabilirsiniz. Diğer nüshayı, faturanın ikinci nüshasını. Diğer nüshayı da özel entegratör sistemleri üzerinde tutabilirsiniz. Ve başvurular da aynı şekilde ilerliyor. Kendi bilgi işlem sisteminizde tutacaksanız kendiniz başvuruyorsunuz. Özel entegratörlerde tutacaksanız özel entegratörlere başvurunuzu yapıyorsunuz. Onlar sizin adınıza gelirler. Başkanlığına başvurunuzu alıyor. Format ne? Diyor ki kağıt ortamında gönderdiğim bu faturaların ikinci nüshasını diyor e-fatura formatında sakla diyor. Ve müteselsiz sıra numaralı bir şekilde bir liste hazırlar. Müteakip ayın 15. günü saat 24'üne kadar da bu listeleri sisteme yükle diyor. Ben senin e-arşiv ile ilgili gereklilikleri yerine getirdiğini anlamış olacağım diyor. Şimdi e-arşiv ile ilgili özellikli konular... Son cümle tekrardan tutuyorsun. Bu arşivleme sistemiyle ilgili. E-arşiv ile ilgili son cümle şu aslında. Diyor ki, normalde sen mal teslimini firmalara yaptıysan diyor, A4'e bile basıp verebilirsin diyor faturanı diyor. Karışmıyorum diyor. İlla ki matbaada basmaya gerek yok. Yeter ki e-arşiv faturası diye ibare olsun altında ve e-arşiv ile ilgili gereklilikleri yerine getir diyor. Ne bu gereklilikler? İkinci nüshayı e-fatura formatında saklıyorsunuz ve aynı zamanda kimden mal aldınız, kimden mal sattıysanız onların listesini de mesela Ocak ayında yapıyorsanız bunu Şubat'ın 15. günü akşamına kadar gelir dersi başkanlığına yükleyebilirsiniz diyor. Oradaki standartlar, şartları şimdi birazdan bahsedeceğiz. E-Arşiv'de özellikle konulara gelecek olursak bir kere faturanın altında e-arşiv faturası yazar. Elektronik ortamda göndermişseniz, e-posta olarak göndermişseniz de elektronik ortamda iletilmiş e-arşiv faturası ibaresi yazar. Dedi ki A4'e bile çıktı alabilirsiniz faturanızı. İlla matbaada bile bastırmanıza gerek yok. 16 haneli bir numara kullanmanız gerekiyor. 3 hanesini diyor ki gelin dersi başkanlığı seri olarak tut. Sonraki 4 haneyi yıl olarak tut. Sonrakini karışmıyorum diye sıradan numarayı verebilirsiniz. Yine aynı şekilde eskiden biz ne yapıyorduk? Faturanın üzerine bir imza yaptırmak istiyorsak, yani çok fatura kesiyorsak gidip özelge alıyorduk. Faturanın üzerine imzamızı bastırabilir miyiz diye. Eğer e-arşiv kullanıyorsanız buna gerek yok. Gelir dersi diyor ki git bunu noterde tasdik ettir. A4 fatura gönderiyorsun yani onun üzerine yazıcından çıktı bile alabilirsin diyor. Bu imzayı bastırabilirsin diyor. Arşiv uygulamasından yararlananlar düzenleme tarihi, bu ödeme kaydedici cihazlarla ilgili çok önem veriyor Gelir Dersi Başkanlığı. Onlara fatura kesme yetkisi verdi. Onlardan çıkacak bilgi fişlerinin üzerine de irsali yerine geçer ibaresi varsa irsali olarak da kullanabilirsin diyor. Elektronik ortamda gönderilmiş e-arşiv faturalarında ödeme şekli, web adresi ve iade ile ilgili alanlarda olması gerekli kısımlar aslında e-arşiv ile ilgili kısımlar olmuş oluyor. EFKS ile ilgili EFKS'den kullananlar için ise bir yıl içerisinde mutlaka e-arşive de geçmeleri gerekmekte. Bu bizim meşhur kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı. Burada 6. maddede diyor ki internet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesi yönelik teknik ve hukuki altyapı oluşturulacaktır diyor. Buradaki maddeyi Gelir Dersi Başkanlığı Vergi Kanunu 433 ile değerlendiriyor. Bir sektöre zorunluluk geldi e-arşiv ile ilgili. O da şu, internet üzerinden satış yapanlar 2014 yılı cirosu 5 milyon ve üstünde ise 1-1-2016 yılı itibariyle e-arşive geçmeleri gerekiyor. Buradaki 5 milyonluk sınırı şöyle düşüneceksiniz. Ben işte 2 milyonunu internet üzerinden yapıyorum, 3 milyonunu fiziki olarak satışım var, bu şekilde geçmem diye değil. Bütün bu brüt satışlarınızı alıyorsunuz, 5 milyon ve üstünde ise o firmalar 1-1-2016 itibariyle e-arşive geçmeleri gerekmekte. Devam ediyoruz değil mi başkanım? Şimdi gelelim, biz bunları Luka'da nasıl gerçekleştiriyoruz? Hem ekranlar üzerinden hem de size bu uygulamaları, mevzuatta anlatamadığım kısımları buradan anlatacağım. Dolayısıyla hem uygulamayı görmüş olacağız.
Şimdi biz iki tane konuda e-fatura tarafında aynı sunum sırasıyla devam edeceğiz. Geliştirme yaptık. Bunlardan bir tanesi portal uygulaması üzerine, bir tanesi özel entegratörlerle entegrasyon olması olmak üzere iki tane çalışmamız var. Şimdi portal kullanmanın da bir sınırı var. Gelir Dersi Başkanlığı diyor ki 31.3.2014 itibariyle fatura işlem sayınız 500 ve üstündeyse siz artık portal kullanamazsınız diyor. Ve şöyle bir yöntemi var Gelir Dersi'nin. Siz mesela portal kullanıyorsunuz, özel entegratör ve özel entegrasyon yöntemlerini kapatıyor sistemi. Ya da siz özel entegratör kullanıyorsunuz, portal ve diğer yöntemi sizin sisteminize kapatıyor. Ve yine siz eğer ben ya bu e-fatura konusunda minimum yatırım yapayım diyorsanız yine portalı seçmeniz gerekmekte. Sistem nasıl çalışıyor? Bizim Bukanet ve Koza diye ürünlerimiz var, ticari yazılımlarımız. Fatura, çek senet vesaire işlemlerinizi gerçekleştirebildiğiniz yazılımlar. Buralardan kesmiş olduğunuz faturalar bizim bir tane masaüstü uygulamamız var, e-fatura uygulamamız. Buraya çekiliyor. Burada oluşturulan faturalar imzalanıyor ve doğrulanıyor ve Gelir Dersi Başkanlığı'nın portalına yükleniyor. Yine Gelir Dersi Başkanlığı'nın portalından da indireceğiniz alış ve satış yerde faturalarını otomatikman Bukanet ya da Koza'ya aktarmış oluyorsunuz. Yine kayıtlı kullanıcılarla ilgili uyarılar veriyor sistem. Biz özel entegratör olarak işletle çalıştığımız için sürekli 2 saatte bir kayıtlı kullanıcıları çekiyoruz. Dolayısıyla ön muhasebedeki kişi fatura keserken karşı taraftaki firmanın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını tespit ediyor ve otomatikman uyarı veriyor. Hatta siz bu Bukanet'in ekranıdır. Siz kapattığınız akşam bilgisayarı programı, sabah kalkıyorsunuz. Sistem otomatikman carilerden sorgulamalarını yapıyor. Siz sabah açtığınız zaman e-fatura geçmiş olan firmalar da karşınıza geliyor. Uygulamamız bu. İster Buka kullanın, isterseniz kullanmayın. Ama e-fatura kullanıyorsanız, bir e-fatura uygulamanız varsa şunu mutlaka arayın. TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi bunları denetliyor. Çünkü e-fatura ilk çıktığı zaman bir sürü fatura geldi elimize. Bunların hiçbirisi doğru imzalanmamıştı. Bunları denetleyen kurum Kamu Sertifikasyon Merkezi. Bunlar özel entegratöre zorunlu olarak yaptırılıyor. Biz ihtiyari olarak gittik, bizi test edin dedik. Bizi test ettiler. Ve uygulamamızın doğru imzalandığını ve doğrulama yaptığını da böylelikle ispat etmiş olduk. Dolayısıyla güvenli bir şekilde bu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İsminize bakmak isteyen de Kamu Sertifikasyon Merkezi'ni görebilir. Uygulama şu şekilde çalışıyor. Faturalarınızı indiriyorsunuz ve seçtiğiniz faturaları günlük, haftalık, istediğiniz kadar faturayı seçip imzala deyip imzalanan dosyaları Gelir Dersi Başkanlığı'nın sistemine yüklüyorsunuz. Şöyle aynı beyanname yükler gibi fatura yükle kısmından. Otomatikman karşınıza onaylandı şeklinde geliyor ve işte söylemiş olduğunuz zarflama tekniği de bu. Seçiyorsunuz ve zarflıyorsunuz. Tamam butonuna bastığınız zaman karşı tarafa iletilmiş oluyor. Peki özel entegratörlerle entegrasyon projemiz nedir? Burada İşnet'le beraber yürüyoruz. İşnet üzerinden tam entegrasyon sağlıyoruz. Hiç sistemden çıkmadan faturalarınızı alıp gönderebiliyorsunuz. Şimdi portal kullanıcıların dikkat etmesi gereken noktalar var. 15 Ekim tarihinde Gelir Dersi bir duyuru attı. Dedi ki 6 aydan önceki tüm faturalarınızı ben sileceğim dedi sistem yanıtlarıyla beraber. Sizin ne yapmanız gerekiyordu? O faturaları alıp elektronik ortamda bilgisayarınızda bir yerlerde saklamanız gerekiyordu. Bu çok tehlikeli bir iş. Çünkü Gelir Dersi Başkanlığı bunları saklamıyor. Siz ne yapmanız lazım? Mersu Kanunu'na göre 5 yıl, TTK'ya göre 10 yıl saklayacaksınız. Dolayısıyla sizin bu sistemden gönderdiğiniz faturaları otomatik bir şekilde ve ücretsiz olarak saklanmış oluyor. Yine aynı şekilde Gelir Dersi Başkanlığı'na size gelen faturalar işlet üzerinden de alış ve satış yerli olarak Bukanet ya da Koza'ya aktarılmış oluyor. Buradan hiç sistemden çıkmadan faturalarınızı takip edebiliyorsunuz. Gönderdiğim fatura ne olmuş, karşı taraf kabul mü etmiş, red mi etmiş, bütün her şeyi buradan takip ediyorsunuz. Size gelen faturalara cevap verebiliyorsunuz. Tabii özel entegratör kullanmanın başka kolaylıkları da var. Onlardan bir tanesi şu, illaki bilgisayarınızda mali bir ürün takılı olmasına gerek yok. Portal kullananlar bilirler, sadece bir kullanıcı bir mali müdürle işlem yapabilir, sonraki başka bir kullanıcı giremez. Ama özel entegratör olarak işleti seçtiniz ve bu kaleti kullanıyorsunuz, hiç mali müdürünüz takılı olmadan kullanıcılarınıza yetki vererek bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine saklamalar ücretsiz, yetkilendirmeler yapılıyor ve sizin sisteminize bir fatura geldiği zaman portal kullananlar bilirler, sürekli takip etmeniz gerekiyor faturalarınızı. Hemen size bir SMS geliyor. Diyor ki şu firmadan şu tarihte şu tutarda fatura gelmiştir diye. Aynı zamanda siz fatura gönderiyorsanız da karşı tarafa bu bilgiyi SMS olarak iletmiş oluyorsunuz. Tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz faturalarınızı, logolarınızı vesairelerinizi tasarlayabiliyorsunuz. Seri açabiliyorsunuz. Portal kullananlar bilirler, iki seri açabilirsiniz yalnızca. Onlardan bir tanesi kendiniz fatura giriyorsanız git diye açarsınız. Eğer fatura yüklüyorsanız TYS diye gelir.
Ama geriye dönük işlem yaptığınız zaman otomatikman ortaya çıkar. Ama Lucaret kullanıyorsunuz, işletme zorunlu entegratörü olarak da seçtiniz. Böylelikle istediğiniz kadar seri üzerinde de çalışabilirsiniz. Ama bunların hepsi fonksiyon ünite. Şuna dikkat etmeniz lazım. En temel veriniz fatura. Bu fatura verinizi alelade bir özel entegratör üzerinde tutmamanız gerekiyor. Çünkü yarın bir gün bu faturaları ne yapacağınızı kimse, yapacaklarını kimse bilemez. Çünkü e-fatura dediğiniz şey vergi mahremiyetini açıklar. Asla ticari sır, müşteri sırrını açıklamaz. Dolayısıyla İşnet bu anlamda da İş Bankası yüzdelik iştiraki olması sebebiyle harici kanunlarla müşteri sırrı ve ticari sır kavramına önem verdiği için, uymak zorunda oldukları için de güvenli olarak da faturalarınızı ve belgelerinizi saklayabileceğiniz bir kurum. E-Defter uygulamasına bakacak olursak Luka'da, Lucaret ve Kozalet tam entegre çalıştığı için bütün o E-Defter formatındaki kayıtlar Luka malumşart paketine gelmekte. Burada sadece dönem seçip faturalarınızı imzala diyorsunuz. İmzalama işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ve gelir dersi başkanlığı yüklüyorsunuz. Burada zaman damgası kavramı var. Gelir dersini istediği. Zaman damgası kavramı şu. Şimdi diyor ki gelir dersi başkanlığı 30 Nisan geldi. Sen Ocak ayının beratını göndereceksin. Diyelim ki benim sistemimde sıkıntı oldu diyor. Olamıyor mu? Oluyor işte. Ağustos ayının BABS'sinde oldu. 30 Eylül geldi. Sisteme gönderemedik BABS'leri. Ne yaptı gelir dersi başkanlığı? Hemen dedi 3 Ekim'i uzatıyorum dedi. Şimdi zaman damgası orada devreye giriyor. Diyelim ki 30 Nisan geldi. Gelir dersi başkanlığı sisteminde bir sıkıntı oldu. Hemen TÜBİTAK'tan bir zaman damganız olacak. Bu TÜBİTAK'taki zaman damgası sunucusunu yazıyorsunuz. Şuraya kullanıcı adı ve paralarınızı veriyorlar. Bir zarf içerisinde gönderiyorlar. Bunları tanımlıyorsunuz. Sisteme göndermeye çalışıyorsunuz. Defterler yok. Hemen zaman damgalı işaretle deyip kaydet butonuna bastığınız zaman hemen TÜBİTAK'ın serverlerine bağlanıyor. Ve diyor ki kısaca şu an tarih kaç, saat ne? Bunları elektronik ortamda geliyor, beratları yapıştırıyor. Bu beratları duruyor, sonra sistem geri geldiği zaman gelir dersi başkanlığına, diyelim ki 15 gün sonra gelsin. Siz bu beratları yüklediğiniz zaman zamanında beyan etmişsinizdir anlamına geliyor. Dolayısıyla bu anlamda da ceza yememiş oluyorsunuz. Peki beratları nasıl alacaksınız? Beratları kamu sertifikasyonu gov.tr'ye giriyorsunuz, dokümanlar kısmına geliyorsunuz, burada formlar var. Formlara geldikten sonra şurada zaman damgası ile ilgili bir buton var. Buraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra şurada en altta zaman damgası başvuru formu var. Burada indir butonuna basıyorsunuz. Sizin karşınıza bir tane Word doküman geliyor. Burayı dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra aşağıda iletişim bilgileri diye bir buton var. Bastığınız zaman şuradaki şeylere, hesaplara şuradaki rakamları yatırıyorsunuz. Mesela 1000 kontör 120 lira artı KDV şeklinde bir ücretlendirme var. Bu zaman damgasını bir firmanızda da kullanabilirsiniz, birden fazla firmanızda da kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz, bir sıkıntı yok orada. Bir kere yaban susu aldığınız zaman yıllar itibariyle de kullanabilirsiniz. Oldukça az maliyeti olan bir uygulama. Ondan sonra bunları aldıktan sonra banka dekontunda koyuyorsunuz, iletişim bilgileri alanındaki fakslara faks gönderiyorsunuz. Onlar da size geri dönüş yapıyorlar. Aç kontrol olacaksa 30 Nisan'da işte o da şöyle, her bir defter, her bir berat zaman damgalı işaretlenecek diye bir şey yok. İhtiyaç olması durumunda. İhtiyar, yani ne olacak o da gelir dersi başkanlığı sisteminde bir sıkıntı varsa kullanacaksınız. Normalde yapmanıza gerek yok. Olur, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. E-defter için zaman damgası gerek yok. Gerek yok. Aynen öyle, farklı bir mali mühürünüz yok. Aynı mali mühürü kullanıyorsunuz. Farklı bir mali mühürü kullanmıyorsunuz. Buyurun. Zaman damgasının kontörü mantığı nedir? Kontör sorgudur. Mesela her bir gönderdiğin sorgu bir kontör düşüyor. Yani bu mesela 30 Nisan geldi, sıkıntı var. Hemen gönderiyorsunuz, tuşa basıyorsunuz. Onlar tarih alıyorsunuz ya sonuç itibariyle. O tarih bir kontör düşürüyor. Bir kontör düşüyor. Bu kontörleri de şimdi anlatacağım. Zamane diye bir uygulama var. Oradan görebilirsiniz. Şimdi zaman damgası sadece defterler için değildir. Her türlü belgeyi zaman damgalı işaretleyebilirsiniz. Bunun için de gelir dersi kamu sertifikasyon merkezinin sistemine giriyorsunuz. Zamanedir bunun adı. Burada 32 bit ya da 64 bit diye bilgisayarınızın özelliğine göre bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra masa üstüne şöyle zamane diye bir klasör geliyor, dosya geliyor. Buna çift tıklıyorsunuz. Bunun görüntüsü bu şekilde. Şurada öncelikle bağlantı ayarlarını yapıyorsunuz. Şöyle ZD zaten yazıyor orada. ZD Kamu SM Gov.tr diye bir adres var. Bu bilgileri giriyorsunuz. Şurada kullanıcı bilgilerini giriyorsunuz. Tamam dedikten sonra artık istediğiniz belgeyi zaman damgalı olarak imzalayabiliyorsunuz. İlla defter kullanacak diye bir belgeyi zaman damgalı işaretleyebilirsiniz. Şurada da kredi diye bir alan var. Buna bastığınız zaman da şurada üst tarafta da sağ üst köşede de kalan kredi bilginizi
gelir ders var. Sertifikasyon merkezi göstermiş oluyor zamanında. Almak zorunda değil mi? Almasak da olur. Almasanız da olur ama 30 Nisan geldi. Sistemde bir sıkıntı var. Anında yapabileceğiniz bir iş değil. O yüzden şimdiden alın ve bitene kadar kullanabiliyorsunuz. Bunun bir zamanı yok, vesairesi yok. İstediğiniz kadar firmada kullanabiliyorsunuz. Yani diyelim ki 10 tane firmanız var. Bir tane zamandan mesela almanız yeterli. Yani 1000 kontör alsanız hepsi için kullanırsınız. Kullanabilirsiniz. Şimdi Luka'daki e-defter uygulamasının bir diğer özelliği de fiş satır sayılarınızı oluşturuyor. Kız defter oluşturma diye bir teknik vardır. Şimdi defterleriniz 250 MB'den fazlaysa gelir dersi başkanlığı bunu böl diyor. Sistem bunu otomatik algılıyor ve parçalıyor. Ama diyor ki gelir dersi başkanlığı sen istersen 10 günlük 15'er günlük defterlerini de hazırlayabilirsin diyor. Sistem buna da müsait. Siz orada parametreleri giriyorsunuz. Otomatikman 10 günlük 15 günlük defterlerinizi kısıt olarak hazırlıyor. Belge görüntüleyici sistemle hazır. Ayrıca bir ücret ödemiyorsunuz ve zaman damgası da uyumlu. Sistemin içerisinde var. Bu uygulamanın ücreti de 175 lira artı KDV bütün firmalarınız için. Yani e-defter modülü Luka'da 175 lira 205 liraya mal ediyorsunuz. İster bir tane firmanızda kullanın, isterseniz 100 tane firmanızda da kullanabilirsiniz. Burası da LukaNet'in ekranı. Şimdi ne oldu? LukaNet'te gittiniz faturalarınızı kestiniz. Aynı zamanda kayıt saklama gereksinimlerine göre listelerinizi otomatik hazırlıyor. Tutuyor buradaki bilgileri, otomatikman mali müşahede paketine de e-defter formatını atıyor. Ne yapıyor? Her güne bir fiş oluşturuyor, belge türünü koyuyor, ödeme yöntemi bilgisini koyuyor. Dolayısıyla size oldukça az iş bırakmaya çalışıyor. Yine aynı şekilde işinizi kolaylaştırabilmek için 12 tane bankayla entegrasyonumuz var. Dolayısıyla bugün yaptığınız hareketler otomatik bir şekilde sisteme gelmekte. Sürükle bırakla, üretim reçeteleri vesaire fatura tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz. Yakında SMS uygulamamız başlayacak. Şimdi şu kayıt dışı ekonomi mücadele stratejisi eylem planında 13. maddede diyor ki post cihazlarının yazar kasarla uyumlaştırılma sağlanacak ve gelir dairesi başkanlığına yetki veriyor. Şimdi gelir dairesi bu postla ilgili çok önem veriyor ve uygulamayı başlattı. Bunu 3 fazla ilerletiyor. Birinci faz 1 Ekim 2013'te başladı. Neydi o? Kapıda satış yapanlar akıllı yazar kasaya geçecek dedi. İkinci faz 2019'un başında başladı. Yazar kasa havzası dolanlar otomatikman akıllı yazar kasaya geçiyor. Üçüncü faz 31-12-2015'te tamamlanacak. Bütün yazar kasalar akıllı yazar kasa olacak. Şimdi bu eylem planına göre, bu dönüşüme göre e-defter, e-faturada, e-arşivde, kayıt saklamada bir şeyler yaptık. Posta da bir şeyler yapalım dedik. Vera'yı biliyorsunuz. Türkiye'nin ilk akıllı yazar kasası. Onlarla bir çalışma yürüttük. Dedik ki bu perakende satış fişi ve Z raporlarındaki bütün bilgileri şuradaki kare kodlara koyun dedik. Onlar buradaki bütün mali bilgileri stoklarına kadar buradaki kare kodlara koydular. Biz de bir tane mobil uygulama yaptık. Luka Akıllı Entegrasyon Noktası diye. Bunu telefonunuza indirebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. İndirdikten sonra çalıştırdığınız zaman karşınıza iki tane buton geliyor. Bir tanesi Luka, bir tanesi LukaNet. Diyelim ki siz LukaNet kullanıyorsunuz. Üye numarası, kullanıcı adı ve parolaya girip giriş butonuna basıyorsunuz. Karşınıza kullandığınız firmalar geliyor LukaNet ile ilgili. Seçiyorsunuz firmanızı. Elinizdeki ne işte Vera'nın Z raporu olsun, seçiyorsunuz ve hemen bir kamera açılıyor. Kamerayı kare koda okutuyorsunuz, tamam butonuna bastığınız anda LukaNet'e Z raporlarınız ve perakende satış fişleriniz gidiyor. Luka mali müşahede paketinde de muhasebe hareketleriniz otomatik bir şekilde oluşmuş oluyor. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra Ayhan Bey, şimdi Ayhan Bey'in sunumu var, daha sonra da soruları cevaplayabiliriz. Sağ olun. Herkese merhaba. Adım Ayhan Akgöz. İşnet İş Ortakları Satış Müdürü olarak görev yapmaktayım. İşnet ve TÜRMOP arasında imzalanmış protokol çerçevesinde bugün sizlerle birlikteyiz. Sizlere çok hızlı bir şekilde öncelikli olarak İşnet kimdir, hizmetlerimiz nelerdir, TÜRMOP'la nasıl bir iş ortaklığı yaptık, bu TÜRMOP iş ortaklığından dolayı sizlere neler sunacağımıza dair bazı bilgiler vereceğim. İşnet 1999 yılında Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki olarak İnternet bankacılığın teşviki konusunda çalışmalar amacıyla kurulmuştur. 2004 yılındaki Türkiye'deki serbestleşmeyle birlikte telekomünikasyon sektöründe diğer hizmetleri de vermek için lisanslarını almaya başlamıştır. 2013 yılında ise e-fatura entegratörü olarak hizmet vermeye başladı. Türkiye'nin tüm illerinde ve ilçelerinde hizmetlerini sunmaktadır. Burada bazı hizmetlerimiz, tüm hizmetlerimizi görebiliyorsunuz. Ancak bazı hizmetlerimiz kırmızıyla boyanmış durumda. E-fatura hizmeti zaten gündemimiz ve birazdan bir kampanyayla birlikte size kısaca ondan bahsedeceğim. LukaNet ticari yazılım hizmeti.
benim burada şu anda olmamın sebebi. İşnet ve TÜRMOB yazılım ve fikri hakları TÜRMOB'a ait olan Lükanet ticari yazılım paketinin tüm Türkiye'deki satış, pazarlama ve satış sonrası desteğinin verilmesi için bir protokol imzaladı. Bu kapsamda da bu tip toplantılarla tanıtımlarımız devam ediyoruz. Sistem entegratörlüğü, ses hizmetlerimiz ve SMS hizmetlerimiz de bugünün kısaca konularından olacak. İşnet ve TÜRMOB 19.03.2014 tarihinde bir protokol imzaladı. Protokolün amacı Luka, Lükanet ve Koza kullanan müşterilere, siz değerli meslek mensuplarına e-dönüşüm sürecinde teknolojiyi uygun fiyatlarla kullanmak, daha detaylı teknolojiler kullanmak ve tüm Türkiye'de Lükanet ürününün tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yapmak amacıydı. Size nette faturadan bahsedeceğim. E-faturadan hızlı bir şekilde. İşnet nette fatura markasıyla çıktı. Cenk Bey söyledi, artık e-faturada bir hat belirtilmeyecek. E-faturanın geleceği kamu kurumları üzerinden yönetilecek. Bu kapsamda da teknolojinin kullanımı artacak. En alt firmalara kadar. İşnet'in e-fatura sistemi Luka, Lükanet ve Koza ile tam entegre. Burada tam entegrenin altını çizmek istiyorum. YM kayıtlarının oluşturulması yönelik. Arada bir entegratör, bir hani bir aracı bir program olmadan çalışabilmekte ve sistemin içerisinden kullanmaktasınız. Bizim bu protokol çerçevesinde Luka ve Koza üzerinden kesilen tüm e-faturalar, gönderilen ve alınan tüm e-faturalar ücretsiz şekilde saklama hizmetine tabi bulunmakta. Yasal süreler boyunca. Aynı zamanda yine bu hizmete geçenlerin diğer entegratörler veya GİP üzerindeki faturalarını sizlerden bir USB bellekle zip formatında alıyoruz ve sisteme yüklüyoruz. Onları da tamamıyla ücretsiz olarak saklıyoruz. Sisteme girişle ilgili hiçbir ücret istemiyoruz. Sistemden çıkış ücreti yok. Aylık aidat yok. Saklama tamamıyla ücretsiz. Ve bu projeye özel şu anda 200 fatura 100 TL'den başlayan rakamlarla bizler Cenk Bey'in biraz önce bahsettiği gibi BTK tarafından denetlendiğimiz için bizlerde müşteri ticari sırrı çok önemlidir. Faturalarınızla ilgili tüm denetimler BTK tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle güvenli bir saklama hizmetini de bizlerden alıyorsunuz. Yılbaşına kadar bedava kampanyamız vardı ama şimdi diyeceksiniz ki birçok tepkiyi görüyoruz işte yılbaşına ne kaldı ki şurada. Lükanet'e özel olarak yılbaşı sonrasında da bir ay bedava ve %20 indirim kampanyası da gelecek. Yılbaşı itibariyle bunları da size Luka üzerinden duyuruyor olacağız. Ama bugün itibariyle yılbaşına kadar tüm geçişler, tüm hizmetler, gönderdiğiniz tüm faturalar, aldığınız tüm faturalar tamamıyla ücretsiz. Bu birinci kampanyamızdır. SMS'ten bahsedeceğim. Bugüne kadar hep SMS'i GSM operatörleri üzerinde gördünüz. Ancak artık bizler de GSM operatörleri gibi SMS hizmeti verebiliyoruz. Bizim SMS hizmetimizin bir özelliği Luka, Lükanet ve Koza ile tam entegre. Yani Luka'nın içerisinden, Lükanet'in içerisinden Cenk Bey'in de bahsettiği gibi kendisinin bir mali müşavir olmasından dolayı nelere SMS olarak gönderilmesi gerektiğini biliyor. Otomatik olarak SMS'ler gönderiliyor veya SMS'ler alıyor. Özellikle temel fatura ve ticari fatura senaryosunda gelenlerin bilgilerinin hem gönderilmesi hem alınması işlemlerini yapabiliyor. Ve yine bu projeye özel, bilmiyorum aranızda SMS kullanan var mı? 1000 SMS'i 20 TL gibi rakamlara sunuyor olacağız. Sadece Luka, Koza ve Lükanet kullanıcılarına özel. Ve mali müşavirlere yönelik olarak da bizler Lükanet'in ticari faaliyetini, pazarlama faaliyetini yürüttüğümüz için müşterilerinize Lükanet'i refere etmeniz durumunda ve bunun sonucunda bir müşterilik pozisyonu oluştuğunda hangi mali müşavirle eşleşeceğini bildiğimiz için o mali müşavire paketler halinde SMS sistemi içerisinde kullanacağı SMS'leri de bedavadan yüklüyor olacağız. Ses hizmetinden kısaca bahsetmek istiyorum. 2004 yılındaki serbestleşmeyle beraber bugün GSM'de nasıl A operatöründen B operatörüne taşıma yapabiliyorsanız sabit telefonlarınızı da artık taşıyabiliyorsunuz. Ve hizmet alabiliyorsunuz operatörlerden. Bu yaklaşık Türkiye'de 3 yıldır uygulanan bir yöntem. Burada bahsetmiş olduğumuz yöntemde sadece sözleşmeyle teknik hiçbir yapınızda değişiklik olmadan sadece ve sadece bir sözleşmeyle faturalarınızı %50 düşürmeyi taahhüt ediyoruz. Hiçbir cihaz takmıyoruz, hiçbir santralinizde oynama yapmıyoruz. Yine Türk Telekom Network üzerinden yürüyor her şey. Ve kaç tane telefon hakkınız olursa olsun tek faturada birleştirip %50 düşürmeyi taahhüt ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Türk Telekom'da kaldırdığınız telefonu, alo geliyor musun dediniz, geliyorum dedi. 10 saniye bir görüşüm. Türk Telekom sistem 1 dakika parası alır. Bu projede ise, bu projeye özel kaç saniye görüşüyorsanız onu ödüyorsunuz.
Bundan dolayı %50 düşüyor. Yine burada bir kampanya daha var. Yine Lokanet'i müşterilerinize refere ederseniz ve müşterilik oluşursa pazarlama faaliyetleri çerçevesinde, biraz önce bahsettiğim sistemdeki konuşma dakikaları var ya, onları da size hediye ediyoruz. Aslında %50 değil, bedava konuşun diyoruz. Tek istediğimiz şey müşterilerinize Lokanet'i refere etmeniz. Bugüne kadar Lokanet'i refere ederken sürekli internetten sözleşme indiriyordunuz ve onu dolduruyordunuz. Ancak VTK kurul kararları gereği İşnet üzerindeki satış pazarlama faaliyetlerinin sözleşmeleri matbu olmak zorundadır. Matbu sözleşmeleri bölge temsilcimiz Birol Bey aracılığıyla elde edebilirsiniz. Diğer süreçler aynı devam ediyor. Aynı şekilde sistemlerde, Luka sistemlerinde aktifliyoruz sizleri. Ve bir farklılık daha oluştu. Lukanet'e özel bir çağrı merkezi kurduk. Sadece Lukanet'in telefon desteğini, telefon değitimi, sorun çözümü ve benzeri işlemleri yapıyor. Çok görüyorsunuzdur, herkes 850 numaralara geçiyor. Burada bir ticari kaygıdan dolayı buna geçiyorlar. Biz de 0850-724-5822'yi ayırdık. Bu numarayı aradığınız zaman karşınızda Lukanet'e destek veren, Lukanet'in sorunlarıyla ilgilenen, 4 ay boyunca TÜRMOP tarafından eğitilmiş arkadaşlarımız sizlere cevap verecekler. Aynı zamanda lukanetdestek@iş.net.tr mail adresine mail atmanız durumunda sizlere hızlı bir dönüş gerçekleştirecektir. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Efendim, isterseniz soru cevap kısmına geçelim. Buyurun. Ben işletmemde portal yönetimini kullanıyorum. Faturaları gönderiyorum, alıyorum. Zip gösteriyorum ve kendi bünyemde saklıyorum. Evet. Peki bu, siz bir şey söylediniz az önce arkadaşlar, galiba onu sordu. Bu 15-50'şerli 30'larlı gruplar halinde 15 gün sonra falan onları tekrar e-arşiv için geri göndermeniz gerekiyor gibi bir şeyler söylediniz. O kısmı yok. Ben arşiv için falan onları tekrardan zip dosyalarını, bendeki zip dosyalarını bir yere göndermem gerekiyor mu? Şimdi e-fatura ile e-arşivi karıştırmayalım. Şimdi ikisi farklı şeyler. Ben e-arşiv ile ilgili söylemiştim. E-arşiv olayı farklı. Şimdi sizin durumunuz şu. Siz portalı kullanıyorsunuz. Portal gelir dersi başkanlığı asla arşivleme ile ilgili bir hizmet vermiyor size. Orada arşivleme alanı var ama saklamıyor. Ne yaptı? 15 Ekim'de duyuru attı. Geri dönük 6 aylık bütün faturalarını sildi. Siz ne yapacaksınız? O faturaları saklayacaksınız. Evet. Nerede saklıyorsunuz? Sizin yaptığınız gibi bilgisayarda saklıyorsunuz. Bir başka yöntem de işte işnette saklayabilirsiniz. İşnet özel integratör olarak benimsediniz. Ücretsiz bir şekilde o faturaları alıyorlar. Yoksa bu riske girmeniz gerekiyor. O faturaların kağıt çıktısı hiçbir anlam ifade etmiyor fatura olarak. Dolayısıyla onları elektronik ortamın bütün cevaplarıyla beraber işlete yükleyebilirsiniz. Bu riske girmeyin. Söylediğim şey o. Ama e-arşivdeki ayın 15'ini yükleme durumları biraz daha farklı. Onlar e-arşivin gereklilikleri. Siz onları saklayın. Üzerinizde bırakmayın onları. Buyurun. Şu bilgiye susamış genç nesile hayran. Bilmek zorundayız. Yoksa o kadar bir susuzluğum yok. Tamam. Şimdi Luka kullanıyorsanız orada standart belgeler var, sayalım. Fatura, çek, senet, navlun, makbuz, alıcı sipariş, satıcı sipariş. 7 tane standartta belge türü var. Bu belge türlerinin kullandığınız yazılımın açmış olması gerekiyor. Eğer belge girişi sırasında bu belgelerden bir tanesini yazarsanız, hedeflere geçtiniz mi? Bir Ocak'ta geçeceksiniz. 1 Ocak'tan itibaren bu belge türlerinden birden fazla kaydınız varsa, yani iki tane fatura giriyorsunuz, her birisine ayrı bir YM kaydını atın diye gelir dersin yönlendirmesi var. İşte o XBRL'den geliyor. O bir şey değil aslında. Bizim sistemimize çok uyan bir şey değil. Bunun bir açıklaması da yok. Karşılığı da yok. Dolayısıyla onlar XBRL'den, uluslararası standartlardan geldiği için böyle çevrilmiş. Bizi ilgilendiren... Yazamazsınız. Sizin kullanacağınız şey fatura, çek, senet, makbuz, navlun. Peki, navlun sadece ithalatı evet, aynen. Yok. Yani yurt dışı olarak düşünülüyor. Diğeri zaten fatura diye düşünülüyor. Bu şekilde değerlendirin. Yoksa alıcı sipariş, satıcı sipariş, yani, biz zaten girmiyoruz bunları. Muhasebe kaydımızda yok. O sipariş. Yazar kasa fişlerini illa girecekseniz belge türü olarak onları diğer diye seçmeniz lazım. Mesela bizde şey vardır, perakende satış fişi diye ekstradan bir şey tanımladığınız zaman bu kadar onu diğer diye atar. 8. belge türü zaten diğerdir. Bundan sonraki bütün belge türlerinizi diğer diye gitmesi gerekiyor. Bir olarak, bir var, bir var, bir var.
Şimdi tamam, bir mal içerisinde ne olduğu önemli. Şimdi amortisman kayıtlarınız var, atın hepsini. Sorun yok çünkü belge türü yok. Birman kayıtlarınız var. Belki türü yok, atın içerisinde. Hiçbir sıkıntı yok. Personel masraf işleriniz var. Atın bir tane yemek kaydı içerisinde. Çünkü orada belge türü yok. Ama gelelim alışılı satış faturalarına. O zaman ayırmanız gerekiyor. Yani ben şimdi şöyle söyleyemiyorum size. Hangi tebliğ diye sorsanız tebliğ de yok. Teknik gereksinim mi? Valla teknik gereksinim değil çünkü detayda belge türünü girebiliyorsunuz ve toplu belge türü girme yöntemi de yapılabiliyor. Ve faturayı da birden fazla faturayı aynı fişin içerisine girin. Gelir Dersi Başkanlığı gönderirken uyarı alamazsınız çünkü gönderdiği şey berat. Onlar ne zaman çıkacak ortaya? Sonra adam diyelim ki denetçi gelecek diyecek ki defterlerinizi gönderin. Çünkü kendi kontrol sistemlerinde bunun üzerine kurgulayacaklar. Şimdi size kimse şey diyemez. Kesinlikle diyemez. Bunların size ihtiyarı bırakırım diyemez. Çünkü Maliye Bakanlığı'nın bütün o portaldaki soruların cevabı bunları ayıracaksınız diyor. Ayırmalısınız. Yani bu anlamda ayırmalısınız. Ayırıp yazacaksınız. Başka çareniz yok. Ama belge türü girmediklerinizi yazın. Diğer diye girdiklerinizi toplulaştırarak yazabilirsiniz. Onun kuralı da çiftçisini alıp tarih, numara yazacaksınız. İmzaları kaşlayıp saklayacaksınız. Ama onun dışındaki 7 tane için, hani 3 tanesinin karşılığı yok. 7 tane için mutlaka ayrı bir fişi atın, öneriyorum özellikle. Buyurun. Hedefler kullanılır için. Haziran'da. Orada değişmiyor. Siz 1-1-2015 yeni hesap döneminde başlayacağınız için kapanış tasdikiniz Haziran'da yine. 2014. Peki mesela şimdi Haziran, Nisan'da kurumları verdik. Pazarlık kapanışa gireceğiz. Operat çıkma masası. Hocam. Tarif eden var. Şeydi ya. Bunun açık bir 30 Nisan'da. Şimdi şöyle, normalde siz kurumlar vergisi beyannamesini verdiğiniz ayın son günü artık beratı vermeniz gerekiyor. Yani normalde kurumlar vergisi zamanı. O ayrı bir şey. Ama ilk berat için mütakip ayın 3. ayın sonuna kadar zamanınız var. Ocak ayının beratını sizin Nisan sonuna kadar tamamlamanız lazım. İçerisinde açılış fişiniz var. Ocak ayın evrakları var. Ve gönderdiğiniz şey açılış beratı anlamına da geliyor. Dolayısıyla ben Haziran'da kapanış yapıyorum, bekleyin falan diye bir şey söz konusu değil orada. 30 Nisan'a kadar Ocak ayının beratını tamamlamanız lazım 2015 için. Başka sorusu var mı? Buyurun efendim. Hedeflerde gelebilir bir şey olmuş. Yani ödeme vergisi dışında ödeme bütçe seçecek miyiz? Şimdi diyelim ki nakit aldınız faturayı, yani malı. 150-391, 100 yapacaksınız. Orada o 100'ü girdiğiniz satırda ödeme yöntemi bilgisini yazıyorsunuz. Açıyorsunuz oraya nakit. Bankadan mı yaptınız? Banka. Çekten mi yaptınız? Çek diye ibareyi yazmanız lazım. Yani yaptığınız işlem bir ödemeyi ilişkilendiriyorsa yani şöyle düşünebilirsiniz kısaca, basit anlamda 100, 101, 102, 103 kodları ters çalıştırdığınız zaman bu ödeme yöntemi bilgisini yazacaksınız. Böyle bir aşağı yukarı böyle bir kural koyabilirsiniz. Geri ödenmemişse o zaman herhangi bir... Yok, ödeme yöntemi bilgisine gerek yok. Ya bu söylediğimiz her şey için yazmasanız da hedefler oluşturulabilir. Ama kuralları bunlar. Bizi de test ederken böyle test etti Gelir Dersi Başkanlığı. Bunlara dikkat edin. Sonra berat'ı gönderirsiniz, sonra sizi teste alırlar, denetimi alırlar. Bu sefer sıkıntı yaşarsınız. Bunlara dikkat edin. Bunlar önemli kurallar. Buyurun. Hedefler başvurusu yaptıktan sonra mail gelecektiniz ama size gelmedi mi? Gelir, merak etmeyin. Ne zaman yaptınız? 1 Aralık'ta yaptınız. Gelecek size mail, hiç merak etmeyin. Mail adresini doğru yazmanız çok önemli. Eminsiniz değil mi orada? Tamam, gelir. Hedefler başvurusu yaptık. 1-1-2015'te itibaren yaptığımız her muhasebe kaydında bir numara diyor. Öyle mi soruyor? Yani, zaten bunlar otomatik yapıyor. Her bir yemeği kaydının bir numarası var. Aynı zamanda fiş satır sayısı da artık yemeği defterlerinde, elektronik defterde olacak. Kağıt defterlerde değil ama elektronik defterlerde var. Farklı belge türlerini aynı yerde toplulaştırmamak tavsiye ediyorum. Tabii yani yapmamaya çalışın. Eğer yapıyorsanız da onun kuralı şöyle diyor. Yani kağıt çıktıyı alacaksın diyor. O dokümanı niye o toplu fişin çıktısını alın, tarih yazın, numara yazın bir de kaşeleyin diyor. Onun kuralı da o. Evet, e-posta ile ilgili junk mail'e düşmüş olabilir. Gereksiz postalara düşmüş olabilir. Bir de orayı kontrol etmenize fayda var. Buyurun. Hedefler ile ilgili zorunlu terapi şu şekilde. Hedefler
E-fatura kapsamında olanların tümü en geç 1 Aralık 2015. Öyle söylemeyelim. Zorunlu olarak e-faturaya geçenler. Biraz önce bahsetmiştik ya. Çünkü ihtiyari geçenler de var e-faturaya. Onlar e-deftere geçmek zorunda değiller. Zorunlu olarak e-faturaya geçen e-defter zorunlu yok mu acaba? Zorunlu olarak e-faturaya geçmiş firmalar zorunlu olarak e-defter kullanacaklar. Ama ihtiyari olarak e-faturaya geçenler de var sistemde. Onlar e-defter kullanmak zorunda değil. Tabii. Şimdi e-arşiv İki tane sektörde kullanılabilir. Bir tanesi e-fatura kullanıcıları. Neydi bu kural? Kağıt ortamında e-fatura kullanıcıların kağıt ortamında kesmiş olduğu o faturaların ikinci nüshasında elektronik fatura formatında saklıyorsunuz. Ve ilgili ayın, müteakip ayın 15. gününe kadar, diyelim ki Ocak ayında yaptığınız bu işlemleri Şubat ayın 15. gününde Gelir İdaresi Başkanı'na bir liste veriyorsunuz. Neye benziyor bu liste biliyor musunuz? BABS'ye benziyor. Vergi numarası, TC kimlik numarası, bir sıra var, tutar var vesaire gibi bir liste buraya yüklüyorsunuz. Bunun formatları var. İkinci müsaade saklıyorsunuz. Nerede saklıyorsunuz? Ya kendi bilgisayarınızda saklıyorsunuz ya da özel entegratörlerde saklıyorsunuz. E-arşiv yetkisi almış özel entegratörler. Zorunluluğu internetten satış yapanlarda var. İnternet üzerinden satış yapanların 2014 yılı cirosuna bakıyorsunuz, firmanız böyle bir firmaysa. Bütün satış hasılatını topluyorsunuz, 5 milyon ve üstündeyse o firma artık mecbur olarak 1-1-2016'da e-arşive geçmesi gerekiyor. Onun dışında e-fatura kullanıcılara ihtiyari bir uygulama e-arşive. Buyurun. Hatlardan dolayı e-fatura'ya geçmiş bir şirket değil ama 2014 yılı içerisinde o hatları kaybetti. Yani işini kaybetti, pasife geçmiş bir tasfiye halinde mi şirket? Değil. Değil. Hayatına devam ediyor. E-fatura kullanıyorsunuz, defterle kullanıyorsunuz. Tasfiye halinde bile olsa boş beratı göndereceksiniz. O mal varlığı bittiği zaman şirketin o iş bitmiş oluyor defterle. E-fatura kullanmayıp da e-deftere geçmek isteyen ülkelerin haddi nedir? Hiçbir haddi yok. Şimdi o zorunluluğu kaldırdılar. Eskiden siz böyle deseydiniz biz derdik ki bir de gidin e-faturaya başvurun derdik. Ama siz ihtiyar olarak e-faturaya başvurabilirsiniz. Hiç e-faturaya başvurmadan e-deftere geçebilir durumdasınız. Mali görüşmüyor mu? Alacaksınız TÜBİTAK'tan. Gene kamu sertifikasyon merkezi, zaman damgası aldığınız yer var ya, orada mali mühürle ilgili alanlar var. Mali mühüre geliyorsunuz, işte parasını yatırıyorsunuz, gönderiyorsunuz. 2-3 tane seçenek var. USB'si var, masaüstü var. 400-500 lira civarıyla 100 arasında değişen rakamlarda istediğinizi alıyorsunuz. Mali mühürü defter için kullanıyorsunuz. Buyurun. Hepsi saklamıyor ama mesela bizim sistem için bahsediyorsanız fatura gönderildi. Mesela Lucanet'te e-faturayı gönderiyorsunuz. Gönderi göndermez işlet saklıyor e-faturayı. Size gelen faturalarda otomatikman yasal saklamaya göre saklıyor. Her özel yapmaz. Arşivleme kurulu olanlar E-arşivi iki yerde kullanırsınız. 2-3 yerde kullanırsınız. Bunlardan bir tanesi defter için kullanabilirsiniz. E-arşiv ile e-fatura saklamayı ayıralım. E-fatura saklamanın yetkisi de farklıdır. E-arşivin yetkisi de farklıdır. Şimdi her özel entegratör fatura saklama yetkisine yoktur. Ve bunlar bir kısmı ücretli yapar, bir kısmı ücretsiz yapar. Bizimkini soruyorsanız, biz böyle çalıştığımız anda sistemde gönderilen, alınan bütün faturalar otomatikman işlemde ücretsiz bir şekilde saklanır. E-arşiv başka bir şey. Onu e-defterde kullanacağız. Buyurun. E-faturalar için belirlenen 2 milyon ve 25 milyon sınırları 2014 cirosu ile ilgili. Ondan bir sonraki yıldaki eksime baktılar. Yok yok. Şimdi süre gelen, e-fatura başvurusunda süre gelen sadece şeydir. Bu lisanslar satın almayla ilgili. Yani lisanslara sahip olmayla alakalı. Lisansa sahip olduğunuzda e-fatura geçiyorsunuz. Ama 2011 yılı cirosu ile ilgili bir değişiklik yok. Hani 2011 yılı cirosu 25 yıl geçtiğinizde o mal, ürün şeyler, firmalardan mal aldıysanız siz geçiyorsunuz ya. 2011 yılı ciroları değişmedi ama madeni yer lisansına sahip olmak, 4760'a göre mal ima inşa eden o sisteme kaydolmak sizin yine e-faturaya girmeniz gerektiğini ortaya çıkartıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 2014 senesinde 15 milyon ciro yaptı. Bir denizden gitti. Girmez. Girmez. Ama mesela firmanız madeni yer lisansını aldı. Siz giriyorsunuz.
2014'te aldınız. Siz giriyorsunuz e-faturaya. Ama değişmiyor. Ama o yeni hadler yok. İşte o hadler yerine kamu kurumlarının sisteme girmesi ve arkadan da diğer sektörleri beslemesiyle geçeceğini tahmin ediyoruz. Yeni hadler yok. Hiç önemli değil. Firma ne? Madeni yasasına mı sahip? Değil. Herhalde farklı bir sektör. 4760'a tabi değil. O zaman siz için girmiyor. Ama yeni bir lisans aldınız, siz de giriyorsunuz efendim. Başka sorusu olan var mı efendim? Serbest bölgede bizim düşünmemiz var. Defter olarak ayrı bir başvuru yapmamız gerekecek mi? E-fatura kullanıyor musunuz? Evet. E-fatura kullanıyorsanız siz başvurunuz zaten herkes için öyle. E-fatura kullananlar ayrıca gidip e-defter başvurusu yapacaklar. Şube şeklinde tutuyorsunuz ya onlar için de. Şimdi bankalar ve sizin gibi sektörlerde şube mantığı yoktu önceden defterde. Şimdi şube mantığı var. Dolayısıyla siz başvurmuyorsunuz. Firmanız başvuruyor. Siz şube olarak veri giriş yapıyorsunuz. Yani şube numarası veriyor zaten şirket size. O şube numarasıyla YM defterinizi Ekim'de gönderiyorsunuz. Yani merkez sadece bir kere başvuracak. Siz e-defter kullanacaksınız. Yani ben başvuruda onu belirtmeyeceğim. Yok. Banka ekselerinde ödemeleri işlerken ödeme bilgisi girecek mi? Şimdi bankada gireceksiniz. Eğer bankadan çıkış yaptınız gireceksiniz. Yani bu hesap ters çalışıyorsa yazın. Yani benim önerim budur. Çünkü bir ödemeyi ilişkilendiriyor. Ters çalıştırdığınız zaman bir ödemedir. Bankadan bir hareket çıkıyor. Buyurun. Şimdi aslında sorumluluk sizde. Ama siz yetkinizi şey yaparak, sözleşme yaparak devretmiş oluyorsunuz. Ama Gelir İdaresi Başkanlığı sizi bilir. Yok, kabul etmeyiz diye bir şey yok. Siz sözleşme yapıyorsunuz diyorsunuz ki bu verimi bu kadar zaman sakla diyorsunuz. Bizim sözleşmelerle ilgili açıklama. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafına baktığınız zaman Gelir İdaresi sen faturalarını nerede saklarsan sakla beni ilgilendirmiyor diyor. Yeter ki yurt dışına çıkarma. Yurt dışında değil Türkiye içerisinde nerede sakla. İster USB bellekli, ister bilgisayarda, ister hard diskinde hiç fark etmez. Ya da özel entegratörle. Gelir İdaresi bakımından dediğiniz doğru. Ancak özel entegratörler tarafına baktığınızda neticede bir mali mührünüzü yetkisini ona veriyorsunuz. Ve yaptığınız sözleşmede eğer o özel entegratörün saklamayla da ilgili hakkı ve lisansı varsa, belki size o lisanssızı denk gelmiştir, o yüzden size böyle diyordur. Varsa saklıyoruz ve bununla ilgili sözleşmede de sorumluluklarımız belli. Gizem Hanım birazdan size daha detaylı bir bilgi verir. Size bir sözleşme örneğimizi gönderelim. Oradaki bu maddeleri okuyabilirsiniz. Bununla ilgili bu sorumluluktan kaçmak gibi bir şey söz konusu değil. Ancak Gelir İdaresi der ki ben mükellefi tanıyorum. Nerede saklarsan sakla. Sizin aranızdaki sözleşmeye bağlı. Yani. Bu tamamen aramızdaki sözleşmeyle alakalı. Buyurun. Bizim firmamızın iki şubesi bir de merkezi var. Yani eski normal defterlerde sadece şube kontrolü. Yok ayrı değil yani. Tek değil. Aynen devam ediyorsunuz. Yine herhangi bir ayrı defter ama tutmaya gerek yok. Yok şubeleri ayrı defterlerde tutan firmalar var. O firmalar e-defteri de ayrı tutabilirler. Tercih ihtiyacı. Yani ihtiyacı gereklilikten kaynaklı olanlar var. Bankalar var böyle kullanan. Dolayısıyla onlar şube... Tercihe bağlı. İster mükellef gibi tercih edebiliyorum. Buyurun. E-fatura işlerler. Çalışıyoruz, gönderiyoruz. E-defter için de ayrıca sözleşme imzalayacağız. E-defter tarafı zaten biz TÜRMOB'un, LUKA'nın e-defterine refer ediyoruz. E-defterin uygulamasını TÜRMOB, LUKA'dan alıyoruz. Gelelim şimdi en çok sorulardan bir tanesi. E-defterin saklanması kısmı. E-defterin belatını ve defterin kendisinin birlikte saklanması gerekiyor. Bununla ilgili altyapı çalışmamızı Cenk Bey ile beraber tasarlayıp bitirdik. Bir tek fiyatlamamız kaldı. Onlar da bu e-faturadaki gibi oldukça çok çok düşük fiyatlarla Ocak ayı içerisinde sizlere duyuru yapacağız. Sizin adınıza biz kendinizin oluşturduğu berat ve e-defterleri de saklıyor olacağız. Ve siz buna istediğiniz zaman Luka'nın içerisinden hiç çıkmadan hem yüklemesini hem indirip incelemesini her şeyini yapabiliyor olacaksınız. Sistemle tam entegre çalışacak. Tam entegre çalışacak. Biraz çok bu e-defter uygulaması
Başvuruyu firma yapacak. Özel entegratör. Çünkü sisteminizde hazırlıyorsunuz. Özel entegratörde hazırlamıyorsunuz o defteri. Dolayısıyla sizin başvuru yapmanız gerekiyor. E-arşiv konusu farklı. E-fatura konusu farklı. Oralardaki başvuruları özel entegratör sizin üzerinizden yapıyor ama defter konusu size ait çok. Yani firma yapacak bunu. Firmanın mali müdürü yapacak. Buyurun. Var mı başka sorusu olan efendim? Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Konuklarımıza bilgi paylaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bugünün anısına birer plaket sunumumuz olacak. Plaketleri sunmak üzere Oda Başkanımız Sayın Ahmet Hikmet Sönmez, Başkan Yardımcımız Sayın Ömer İşçi'yi davet ediyorum. Değerli meslektaşlarımız, programımızın arkasından oda meclisimiz olacak. Kalmak isteyen arkadaşlar oraya da katılabilirler.